Sevgili izleyiciler, bir birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün birinci gün programımızda çok özel bir konuğumuz var. AK Parti Kayseri İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu Beyefendi var. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğan Bey. Hayırlı yayınlar. Çok enerjili, dinamik gördük sizi. Çok nazik size efendim. Bu yazın bu çok sıcak olmasına rağmen siz de bu enerjiyi, dinamikliği neye bağlıyorsunuz? Bunların hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Efendim, evet, çok teşekkür ederiz. Bu güzel söyleşi tabii ki programımızı haber müdürümüz İsmail Şahin'le birlikte yapacağız. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Başkanıma da hoş geldiniz. Merhaba İsmail abi. Evet, değerli başkanımıza tabii ki son siyasi gelişmeleri ve Kayseri'deki AK Parti'nin çalışmalarıyla ilgili, Kayseri'nin yatırımlarıyla ilgili önemli konularda bizim sorularımız olacak. Değerli başkan da süremiz içerisinde bu sorularımıza içtenlikle cevap veren bir yapısı var. Samimiyetiyle, güler yüzüyle sanıyorum izleyicilerimiz de hoş bir sohbet bizleri bekliyor diyelim. Tabii ülke gündeminden birçok sıcak konu var. Bununla başlamak istiyoruz. Değerli başkan, gündem çok çabuk siyasette değişiyor ama bugünlerde en çok konuşulan konu ise baroların çoklu baro olması yönünde bir tartışma. Komisyonlarından da geçti diye biliyorum. Tartışmalara rağmen, itirazlara rağmen özellikle avukatların Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapmış oldukları nöbet tuttular ama buna rağmen barolarla ilgili kanun çıkıyor. Dolayısıyla bu siz çoklu baro olayına katılıyor musunuz? Neler söylersiniz? Şimdi efendim, öncelikle iyi yayınlar diyorum, iyi akşamlar diyoruz. Tabii bu süreçte sırf baro değil mevzu. Diğer odalar var, STK'lar var. Aynı. Sırayla mı diyorsunuz? Yok, onu şunun için söylemek istedim ben. Özellikle nasıl sendika çoksa memlekette, her konuda birden fazla sendika var. Ama o zaman orada sendikalarda hükümete, işte muhalefete yakın sendikalar. Ya, olan olur, uzak olur, yakın olur, uzak olur. Yani bunu bir anlamak lazım. Tabii son dönemde özellikle baro ile alakalı şey gündemde olduğu için belki siz o noktadan sormak istediniz. Bunu çoklu temsil yöntemi olarak düşünmek lazım. Çoklu temsil edilmesinde bilmiyorum yani kimisi olumlu bakabilir, kimisi olumsuz bakabilir. Zaten tartışılıyor gündemimizde. Herkes fikrini söyleyebiliyor. Neticede geldiğimiz yerde kimsenin özgürlüğünü kısıtladığımız bir şey yok. Yani bugün eğer Kayseri'de, Türkiye'de birden fazla sendika aynı meslek grubunda hizmet ediyorsa bunu da böyle düşünmek lazım. Çoklu temsil adı üstünde. STK değil ki ama baro. Ya STK ifadesini temsilen söyledim ben. Yani burada sendika veya STK olarak algılamak lazım. Birden çok temsil kabiliyeti olması, çoklu temsil edilmesi iyi değil mi? Hep bunu savunmadık mı? Çoklu temsil edilsin. Tek yerden ses çıkmasın, çok yerden ses çıksın. İnsanlar rahatlıkla eleştirebilsinler diye. Diyelim ki X, Y, Z barosu varken siz seversiniz X'e kaydolursunuz. Siz seversiniz Y'ye kaydolursunuz. Ben severim Z'ye kaydolurum. Yani burada vatandaşın tercih noktasında bir takım imkanlar sunulduğu kanaatini taşıyorum. Yani burada hükümet sindirmeye mi çalışıyor? Kendine yakın yani şeyler mi, STK'lar mı oluşturmaya çalışıyor? İşimiz gücümüz sindirmek mi? Yani olur mu? Birden fazla hatta temsil kabiliyetini yükseltmeye çalışıyor hükümetimiz. Ama şu, baktığımızda ama siz öyle anlıyorsunuz. Hayır, şimdi baktığımızda bir ilde iki tane mi ticaret odası? Üç de olabilir, dört de olabilir. O olabilir. Zaman niye ticaret odası tek? Şimdi ticaret odası derken burada sanayi odası. O da STK. Yani mimarlar odası var mesela memlekette. Mali müşavirler odası var, mühendisler odası var. Şimdi birden fazla insan belki de kendini temsil ettiği, yakın hissettiği, mesela sendikaya hiçbir şey denmiyor. Niye? Sendikanın da birçoğu var. Ama şimdi yargı olunca işin boyutu değişiyor. Burada savunma var, iddia makamı var, karar makamı var. Sonuçta savunma noktasında var olan tek olması lazım. Bölünürse biraz sanki farklı sıkıntılar ortaya çıkar. Mesela ne olabilir abi? Mesela çok özür diliyorum İsmail Bey. Örneğin A barosu, A barosuna kayıtlı iktidar partisine o yakınlığıyla biliniyor. B barosuna kayıtlı olan işte muhalefet partisine hakim orada işte sanki, görebiliyor. Sanki ben şöyle söyleyeyim. Şu anda hiç eğer oturup doğru konuşalım. Yani hangi avukatın hangi partiye yakın olduğunu bilmemek için o zaman çok gözü kapatmak lazım. Yani burada hakim oraya savcıların önüne düşecek ama hangi baroya kayıtlı olduğu. Şimdi Doğan Bey, eğer oturup doğru konuşalım. Yani eğer avukatın hangi partiye kayıtlı olduğunu, mensup olduğu, partide mensubu olduğu barodan bileceksek o kişi hakkında hiç bilgimiz yok demektir. Şimdi şurada Kayseri'de 2200 civarında avukat var diyebilirim. Sayı belki biraz aşağı, biraz yukarıdır. 2000'in üzerinde. Efendim? 2000'in üzerinde. Doğru, 2000'in üzerinde. Yani bunlar bilmiyor mu zannediyorsunuz? Oraya yakın, oraya yakın. Bunlar bu şekilde sanki sindirmek, mindirmek biraz ağır ifade. Sindirme falan. Barolar burada politize oldu mu ki böyle bir karar zaten almaya çalıştınız? Zaten şöyle söyleyelim. Herhalde İstanbul, İzmir ve Ankara'da. Evet, üçünde. Bursa'da olabilir. Çok büyük bir miktarda temsil kabiliyeti var. Yani bunu işte şurada sayıyla çarparsanız birden çok baro çıkacak. Baro temsilciliği çıkacakmış gibi gözüküyor. Ama korkulduğu gibi bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi çok köpürtüldü bu iş. İşte şu kadar olursa şundan şu kadar 50 tane olacak, bilmem ne olacak. İşte insanlar hep ayrılacaklar. İşte herkes mensup olduğu partiye yakın hissedilecek falan. Böyle anlatıldığı gibi olduğunu düşünmüyorum.
Bugün tekrar söylüyorum, birçok sendika var. Bir problem var mı? Yok. Ola öyle bakmak lazım. Peki, çoklu temsil bir kere. Temsili azaltırsanız işte hüküm kurmaya çalışırsınız üzerinde. Temsil çoğaltıyor hükümetimiz. Peki şöyle bir şey yapsak yani madem burayı öyle bir bölmeye ya da işte orada bir operasyon düşünüyoruz. Diyanet aklıma geldi. Sünnisi var, Şafisi var, Alevisi var. O konuya orada çalışmadım İsmail abi. O konuyu bilmiyorum. Onlar da bölsek olur mu? O konuya çalışmadım. Parayla aynı değil mi? Onu bilmiyorum abi. Çalışmadığım yerden soru mu? Çalışmadığım yerden soru sordunuz. Diyanet konusunda bir şey diyemem. Oysa sosyal medyadan da mesaj vermişti size iyi hazırlanıyoruz diye. Yok da ben onu soracağını ne bileyim şimdi. Diyanet'e soracağını hiç bilmiyorum. Yani aynı mantık değil mi sonuçta? O da devletin hani böyle... Çoklu orada temsil edecek, orada yani, temsil edecek. Devletin... Orada zaten sendika zaten çoklu abi orada. İzin verirsen soru sorayım. Tabii buyurun abi. Yoksa siz devam edin. Heyecanlandım abi, sorumcu buyurun abi. Şöyle yani devletin kurumun içerisinde yer alan başka böyle STK gibi görünen bir kurum yok. Barolar sonuçta adliyenin içerisinde ve adliyenin belli bir kısmını kullanıyor. O yüzden böyle bir STK, ya STK onu nitelendirmek genel doğru değil de genel anlamda söylüyorum. Hani adliye ile iç içe olan böyle bir baroyu, baro yapısını değiştirmek için biraz acele mi ettik sanki? Konuşulmadan, çok fazla tartışılmadan sadece işte İstanbul, Ankara ve İzmir barosunun ben karşıyım, doğru değil açıklamaları, terör yanlısı ya da Türk toplumuna yakın durmuyor ama sanki acele ettik biraz. Abi TRT bile 1, 2, 3 diye şey var. TRT 1, TRT 2, TRT 3 var. O zaman şimdi şöyle söyleyeyim. Zengin... O zaman Diyanet'i de ayıralım. Abi arz diyorsan onu da teklif edersin. Biz de görüşümüzü biliriz abi. Problem yok. Niye diyeceksiniz? Bu kadar Kayseri'de televizyon kanalı var. Örnek olsun. İşte 3 tane değil mi uydu televizyonu var? Evet. Birçok IPTV var. Bir rahatsızlık var mı? Yok. Niye rahatsızlık diyorsun? Siz rahat olun abi. Hiç problem yok. Zannedildiği gibi manzara çıkmaz. Çıkmaz mı diyorsun? Çıkmaz, çıkmaz. Anladım. Şimdi o zaman yine ekonomiyle devam edelim. İstediğiniz yerine devam edelim. Evet, buyurun. Sonuçta AK Parti il başkanısınız ama bu sizin işiniz diye sonra bir de işiniz var. Ekonomi boyutu olarak baktığımızda iş adamısınız. Ekonomi nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ekonomiye bakıldığı zaman bence bilinmesi gereken bir tek kural var. Tüketici güven endeksi. Tüketici güven endeksi dediğimiz hadise vatandaşın önümüzdeki süreçte ekonomiyle alakalı beklentisini tarif eder. Son dönemde bu alınan tedbirlerle beraber bir miktar düzelmeye başladı. Özellikle inşaat sektöründe, dayanıklı tüketim mallarında ve birçok ürün gruplarında sanki talebe dayalı bir büyüme var. Bu büyüme bundan sonra eğer üretimle desteklenecek olursa ki şu anda organize sanayi bölgesindeki insanlarımızın bir kısmı, bize ulaşanları söylüyorum, üretim ve ihracat noktasında bir taleple karşılaştıklarını hem yurt içinden hem de yurt dışından ihracat odaklı hem yurt içine ve hem de yurt dışına ihracat yapmak noktasında üretim sıkıntısı çektiklerini söylüyorlar. Eleman bulmakta sıkıntı çektiklerinden bahsediyorlar. Bu sanki eğer hızlı hareket edebilirsek, işletmelerimize dinamizm kazandırabilirsek, sanki ihracat rakamlarımızda çok iyi bir yerlere gelmesi mümkün. Çünkü bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz pazarlara en yakın ve en hızlı tedbir alabilecek ülkelerden bir tanesiyiz. Tabii burada hükümetimiz bu süreçte kısa çalışma ödeneğiyle destekledi. Özellikle nefes kredisi destekledi. Özellikle bu içerideki talebi oluşturabilmek için 8,5 milyon aileye biner lira para verdi. İşte çarptığın zaman acayip bir rakam çıkıyor ortaya. Bu perakende sektörüne ciddi manada katkı sağladı. Ha bu şu manaya da gelmesin tabii. Yani her işimiz bitti. Bir elimiz yağda bir elimiz balda değil. Geçtiğimiz süreç korona süreci. Büyük bir imtihandan geçiyoruz ve geçmişte değil. Evet. Burada şahsen vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte çok büyük fedakarlık yaptı vatandaşımız. Sokağa çıkmayacaksınız dedi, çıkmadı. Evde oturacaksınız dedi, oturdu. İşte marketlere birer tane her 10 metrekareye bir vatandaş girecek dendi. O her 10 metrekareye bir vatandaş girdi. Ama bu bundan sonraki süreçte gösterilecek fedakarlıkla hem istihdama katkı sağlayacak hem de sizin sorunuza açıkçası ekonomiye katkı sağlayacak. Çünkü ekonomi bir kişinin yüksek bir miktarda paraya sahip olması yönetim şekli değil. Niye diyeceksiniz? Hani bir hadis-i şerif var ya, bir kişinin kurtuluşu kurtuluş değildir. Tüm ümmetin kurtulması. Dünyanın kurtulması lazım ki herkes mutlu olursa birbirine alışveriş yapar, harcama yapar vesaire gibi. Dolayısıyla eskiye göre 11 Mart'tan başladı korona. 11 Mart'a göre daha iyi durumdayız. Ha, dünya ülkelerine baktığımız zaman da çok tevazu göstermeye gerek yok. İyi. Türkiye'nin durumu iyi. Enflasyon rakamları arttı. Çok normal abi. Normal mi? Tabii talep enflasyon oldu. Nasıl talep enflasyon oldu? Ekonomide işte kural vardı. Bir malın fiyatı taleple şeydir yani, böyle bileşik kaplar gibiydi. Biri arttığı zaman diğeri de artar. Dolayısıyla son dönemde gıda maddelerinde hep yaşadık bunu yani. Hiç saklıya gizliye gerek yok. Mesela bakliyatta ciddi manada fiyat artışı oldu bu korona sürecinde. Evet. Vatandaşın rağbet etmesinden dolayı.
Tabii hükümetimiz bunu tespit ettiği var, tespit edemediği var. Şimdi ben bir geçenlerde toptan gıdacıyla görüşüyordum. Ciddi manada toptan şey hububat ürünlerinde ciddi manada spekülatif artışlar oldu. Bunların da fiyata yansıması çok normal. Biliyorsunuz enflasyon hesaplanırken işte cep telefonu aynı çarpana sahip değil. Bir ekmeğin çarpan sayısı çok daha yüksek. İşte buğdayın, mercimeğin çarpan sayısı çok yüksek olduğu için bu enflasyona yansıdı. Ama inşallah önümüzdeki süreçte yaz olması, mahsul zamanının gelmiş olması, bundan sonraki süreçte sıkıntı yaşamamak için yine getirdi partiye veya hükümete bağladı deme de Doğan Bey. Bir tohumluk buğday, buğday dağıtıldı. Niye? %75 hibe destekli tohumluk buğday, buğday dağıtıldı veya işte yazdım. Tohum dağıtıldı. Niye dağıtıldı bu? Ekilmedik alan kalmasın diye. Allah muhafaza çiftçi bu ürünleri ekmeseydi buralara. Kime dağıttınız başkanım onları? Sizin, Allah sizden razı olsun. Sizin yakınlara çok mı dağıttınız güzel. Evet, yoksa? Evet çok yakınlarımıza dağıttık. Burada AK Partililere dağıtmışsınız öyle tamam. Diyorlar. Çok güzel. Bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben de sormayacaksınız zannediyorum. Bir, bunu basında okuduk. Dediler ki hep yandaşlarımız var. İyi ki basın var o zaman. İyi ki basın var tabii. TV1 var, basın var. Şimdi sosyal medyada veya normal basında okuduk. Tüm yandaşlarımız, bizim işimiz gücümüz yok. Mercimeğe hangi yandaşımıza verelim kendi ifadeleriyle? Onu araştırdık, bulduk. Zor değil herhalde bunlar. Çok kolay oldu zaten. Bünyanda bir kişinin ismi varmış. Birçok kişiye vermiş. Bir tanesi de bir siyasi partimizin ilçe başkanı. Pınarbaşı'nda bir siyasi partimizden belediye başkan adayına verilmiş. Şimdi ben o siyasi partimizin il başkanına telefon açtım. Dedim ki sosyal medyada hep yazılıyor ya. Hep yandaş ya. Nasıl bir yandaş anlayamadım yani. Kim yandaş diye onu anlayabilmiş değilim yani. Yandaş dediniz ya, şu kişiyi tanıyor. Evet bizim şeyimiz dedi. Bünyanın ilçe başkanımız dedi. İşte o almış tohumluğu dedik. Evrak var mı? Olmaz. Olur mu evrak? Evrak gönderdik. İki aydır ses yok. Şimdi böyle giderse çok günahımızı alıyorlar. Ama hiç korkmasınlar. Ben hakkımı helal ediyorum. Biz yandaş hesabı yapmadık. Yapmayız da. Ne bizim yapımıza uygun ne de partimize uygun. Özellikle her işimiz bitti de biz kendi adamımızı çağıracağız. Şu tohumluk buğday al, şu tohumluk işte mercimeği al, fasulyeyi. Bu işlerle mi uğraşacağız? Geldiğimiz noktada elhamdülillah ispat edilebilir noktadayız. Yani şöyleydi, böyleydi. Ben şimdi böyle bir şey yapmış olsam size kem küm derdim. Millet de heh derdi. Ne inandırıcılığımız kalır, ne de sizin programımız seyreden kalırdı. Ben bize değil de size üzülüyorum. Program seyreden kalmasa, değil mi? Yani yok, izleyen olur. Şimdi AK Parti İl Başkanı'nın mutlaka konuştukları değer kaydediyor, değer evet. Buluyor. Ondan dolayı peki işsizlikle ilgili size de en fazla belki de bugünlerde çok. Kapınızı çalanlar iş konusunda geliyor. Baktığımızda işsizlikler rakamları çok fazla artış göstermiyor gibi bir rakam önümüze çıkıyor ama siz sahada yaşayan bilen birisi olarak yine de bir işverensiniz. İş beğenmemizlik mi var, işsizlik mi var daha fazla? Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Birinci kural şu. Tüm ticaretle uğraşanlara buradan şunu seslenmek istiyorum. Asker çok sürüm. Kar az yaptığımız zaman sürüm çok olur. Sürüm çok olduğu zaman çok insana ulaşırız. Rekabetçi bir yapımız olur. Bir kere bunu oturtturmamız lazım. İkincisi şu. Vatandaşa da haksızlık etmeyelim. Yani şimdi biz burada siyasi bir söylem yapmıyoruz. Samimice konuşuyoruz. Vatandaş eğer daha iyi şartlarda bir iş varsa oraya girmek ister. Her insanın yapısında vardır bu yani. Şimdi masa başı işi falan, iş beğenilmezlik falan bunlar klişeleşmiş laflar. Sizin evladınız olsa, bir yere yerleştirecek olsanız siz de bir masa başında bilgisayarın arkasında oturmasını istersiniz değil mi? Ama çalışan insana da ihtiyacımız var. Hep burada şunu söylemekte büyük fayda var. İnsanlarımız yıpranmak istemiyorlar. Yani nasıl yıpranmak istemiyorlar? Yani bir fiziken bir yerde çalışmak yerine bilgisinden faydalanılsın istiyorlar. O zaman bu işleri kim yapacak? İşte benim babam rahmetlik bağda işte bir şeyler eker. Domates, biber, fasulye. Baba işte bunlar çarşıda işte şu fiyata satılıyor falan deyince. Şunu söyledi rahmetlik. Oğlum ekici ol, bilici olma. Herkes bir şey üretmesi lazım. Yalnız bu geçtiğimiz süreçte de elhamdülillah şu anda özel sektörde işçi arayan insanlarımız son dönemde biraz arttı. Evet. Belki de o arkadaşlarımızın, o kardeşlerimizin kısmeti özel sektördedir. Belki de yarın girişimci olacak, ülkeye çok büyük fayda sağlayacaktır. Ben şahsen bu memleketin en büyük sermayesinin girişimcilik ruhu olduğunu düşünüyorum. Bir devlet dairesinde çalışıp alacağı bedelin belki önce çok azını alabilir ama belki bir müddet sonra öne açılır, memlekette faydası olur.
Burada haksızlık etmeyelim vatandaşlarımıza. Vatandaşın çok daha iyi yerlerde masa arkasında bir görev talep etmesi kadar absürt bir şey düşünmemek lazım. Çünkü o insan orada çalışacak ki işte kravatından gidip gelecek, ütülü pantolondan gidip gelecek ama öbür tarafta belki daha çok kazanacağı bir işler var. Bunlar da zaman içerisinde vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Kimimize anlatabiliyoruz, kimimize anlatamadıklarımız oluyor. Gördüğüm şu, işveren de haklı, işçi de haklı ama bir yumuşak geçiş yapmakta büyük fayda var. Büyüme beklentisi var. Dünya küçülürken 6-7 oranında küçülme beklenirken Türkiye'nin 2 ile 3 bandında yüzde biraz daha büyümesi. Fazla büyür gibi, evet. Öyle mi? İnanıyor musunuz siz? İnanmasam söylemem İsmail abi. Nereden bu o kanaate varıyorsunuz? Şimdi söyleyeyim, çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların yaş ortalaması 30.8. Niye ihtiyacı olmaz ki? Nüfusun ortalaması 30. Yaş ortalaması. Şimdi neye ihtiyacımız? Siz soruyorum hepinize. Hangi yediklerinizden, harcadıklarınızdan tasarruf edebilirsiniz? Hangisi fuzuli? Tüketmeye devam eden bir toplumuz. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz coğrafyada ikinci bir avantajımız da şu. Nüfusumuz birinci avantaj 30.8. İkinci avantajımız da bizim tüketim kaynaklarına olan coğrafi yakınlığımız var. Pat diye üretim yapıp malın çilden gelmesini 3 ay beklemek yerine buradan tırlarla atıyorum yani rakamı. Bir hafta zarfında ulaştırabilmeniz mümkün. O zaman eğer rekabetçi fiyatınız varsa ve doğru ürünü doğru zamanda götürebiliyorsanız çok hızlı büyüme şansınız var. Çok hızlı 2-3 puan çok hızlı büyümek midir? Yok, çok hızlı büyümek değildir. Ama dünya konjonktürüne baktığınız zaman da ayrıştırıyor sizi. Gerçeklerden ayrıştırıyor. Bizim en büyük avantajımız rekabet kalitemiz. İnsan gücü kalitemiz. Ancak en büyük dezavantajımız nedir? Yetişmiş insan gücünde azalma var. Nedir yetişmiş insan gücünde? Eskiden sanatkarlar, zanaatkarlar vardı. Şimdi ister istemez insanlar daha kolay yerlerde çalışıp daha çok para kazanma gayretlerinden dolayı ister istemez ağır mesafeli zaman isteyen işlerden ziyade hemen paraya tahvil olabilecek, hemen geri getirecek işlere yöneldikleri için bu rekabet gücümüzü belki zaman içerisinde kaybedebiliriz. Bu bizim dezavantajımız. Ama şu anda yaş 50 ve üzerindeki olan girişimcilerimizin muhteşem bir dinamizmi var. Bunlar piyasada, yurt dışında, dünyanın birçok ülkesinde bu tür eylemlerde, ihracat noktasında, ihracat odaklı çalışmalarda ciddi manada yer alıyor. Öyle ki son dönemde savunma sanayi ile alakalı da dışa bağımlılığımız her geçen gün arttıkça biz ihracat yapar hale geliyoruz. Savunma sanayinin yanında tıbbi cihazlarda da bir ciddi manada gelişmemiz var. Nedir? İşte solunum cihazı diye tarif edilen, yanlış bilmiyorsam tanesi 17.500 dolar mı, 37.500 dolar mı? Yurt dışına yüzlerce sattık. Evet. Şimdi bu zorda kalmasaydı üretebileceğimiz bir şey değildi. Burada bu yönde geçtiğimiz günlerde bir yerde daha okudum. Bir sanayicimiz daha bunu üretmeye başlamış. Şimdi iş zorda kaldıkça morali bozulan yurt dışındaki insanlarımız bunu ithal etmeye yanına gidecekler. İthal ederken de mutlaka Türkiye'nin buradan alacağı pay ciddi manada yükselecek. Dolayısıyla buradan vardığımız kanaatle bizim büyümemiz 2'nin üzerinde olacak diye tahmin ediyoruz. Evet, ekonomi yoksa Ayasofya'ya girelim. Ayasofya'ya buyurun sorun. Yani, ne zaman açacaksınız? Yoksa böyle siyasi rant olarak mı bu süreci götüreceksiniz? Çünkü hani eleştiriler şu yönde başkanım. Ben bir su içeyim abi. İçin zor soru geliyor. Zor soru geliyor. Başkanım, yani bu noktada Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Ayasofya'nın ibadete açılması mümkün gibi gözüküyor. Yargı süreci beklendi. Yargı süreci de işte bir 15 günlük neyse süreci bekliyor. Ayasofya'nın açılmasını gönülden isteyenlerden biriyim. Elbette ki açılması lazım. Dünyaya vereceğimiz mesajın ayrı bir önemi var. Ama Ayasofya'yı açarken de dünyadaki Müslümanları zor duruma düşürecek nasıl adımlar... Nasıl zor duruma düşecek abi? Yani bugün siz Ayasofya'yı... Arakan'daki Müslüman iyi durumda mı abi? Avrupa'daki Müslümanlar... Abi Avrupa'daki Müslümanlar da ırkçılıkla başları belada. Her daha, gün evlerine... daha da artmaz mı? Başlarım? Abi her gün evlerine molotov kokteyli atıyor da bir şey yapıyor. Onda hiçbir şey yani farklı düşünmüyorum abi, ama... Sürekli, sanki sürekli korkarak yaşayamayız ki İsmail abi. Sanki bu süreç uzatılıyor. O zaman Bakanlar Kurulu karayla açılamaz mı? Niye hukuku bekliyoruz? İşte hukuku açıldı derler o zaman da. Bir de halkımızın görüşü önemli bu işlerde. Halkımız da ciddi manada bize gelen mesajlar, yorumlarda muhteşem bir beklenti var. Hadi hadi. Vatandaşına bir değeri var. 83 milyon vatandaş. Bir de şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bizim insanlarımıza zulmederler falan. Şu anda ırkçılık dünyanın birçok yerinde almış başını gidiyor. İşte Çin'den, Doğu Türkistan'dan, şeyden tutun, Arakan'dan tutun birçok yerde Müslüman olduğu için eziyet gören birçok insan var. Evet. Dolayısıyla biz burayı açsak da açmasak da bir şey fark etmeyecek. Ancak benim gördüğüm şu, inşallah yakında müjdeli haber gelecek diye umut ediyorum. Belki de 15 Temmuz'da gelir, belli olmaz yani. Biz de onu bekliyoruz inşallah. Belki de cuma namazı kılarız abi.
Evet. İsterseniz yavaş yavaş Kayseri'ye girelim. Evet. Çünkü Kayseri ile ilgili çok sayıda sorularımız var. Vatandaşlardan da size çok ciddi anlamda çok destek iyi. Mesajı geliyor. Değerli başkanım. Kaç oldu acaba bizim arkadaşlar? Yalnız hep aynı kişiler yorum yapıyor. Olsun. Onlar o arkadaşların yorum yapmış olması evet. Ne demek biliyor musunuz? Bize karşı olan sevgilerinden kaynaklanıyordu. O sanır vazgeçer. Vazgeçmiyor. Allah razı olsun. Vazgeçmesin diyorsunuz. Şimdi bakayım bir de ben bakayım. Sayın Başkanım, Kayseri son 2 haftadır 471 yorum olmuş abi. Son 2 haftada baktığımızda AK Parti ciddi anlamda bir hareketlilik var Kayseri'de. Var. Tabii bakanlar görüyor, milletvekilleri, ilçeleri ziyaretleri. Ne oldu da ne diye birdenbire böyle 2 haftada bir çıtayı yükselttiniz? Şimdi Doğan Bey gelse sorun, gelmese sorun yani çıtanın yükseldiği zaten çıta oradaydı. Çıta oradaydı diyorsunuz. Yani biz sürekli bilmiyorum. Ya geldiğimiz... da bu sessizlikten neden böyle bir iki haftadır hareketlilik duruma geçti? Şimdi Necmettin abime selam ediyoruz. Yok abi bir gerginlik bir şey yok Necmettin abi normal konuşuyoruz. Doğan Bey biraz ağır mı soruyor falan gibi diyecek herhalde demedi. Demedi değil mi? Tamam. Şimdi efendim biz özellikle teşkilat olarak son dönemde koronadan dolayı aşağı yukarı 100 gündür değil mi İsmail abi? 100 gün civarında ciddi manada evlerdeydik. Tabii biz sahada olmaya gayret ediyoruz ama gittiğimiz yerde mahallelerde şunlarda bunlarda ciddi manada bir araya gelmek yasaktı tabii. Gelmemize uygun olmazdı. Korona biter bitmez bizde muhteşem bir hareketlik başladı. Muhteşem hareketlikten kastımız şu. Bizim özellikle Kayseri özelinde ciddi manada bakanlarımızın ziyaret programlarıyla alakalı bizden bilgi istedi genel merkezimiz. Her ile sordu. Bize de sordu. Dedi ki şehrinizi ziyaret etmesini arzu ettiğiniz bakanlıklarla alakalı isimleri istediler bizden. Tarihini hatırlamıyorum. Biz de isimleri verdik. İsimleri derken tüm bakanlarımızı istiyoruz dedik. Bazı iller belki 5 istemişti, bazısı işte 3 istemişti ama biz hepsini istedik. Niye istedik diyeceksiniz. Elhamdülillah listeler elimizde, söyleyeceklerimizi az çok biliyoruz. Bakan gelince bakana da bize iletmek istedik. Tabii burada birden fazla kez gelen bakanlarımız da vardı. İşte Milli Eğitim Bakanımız hakeza öylesine, Hulusi Paşa'mız vesaire. Bunlar Allah razı olsun şehrimiz çok ciddi manada ziyarette şereflendirilir. Tabii bu özellikle koronadan sonra bir araya sıkışmış gibi gözüküyor. Sıkışmış mıdır? Bence sıkışmış değil. Biz biraz bunu açıkçası gündeme getirirken daha çok bakanımızın gelmesinden biz mutlu oluyoruz. Çünkü şehre bir katkı bırakıyorlar. Hiçbir katkısı yok diyemeyiz. Özelinde ifade ettiklerimiz var. Her seferinde her bakana söylediğimiz bir tek cümle var biliyorsunuz. Hızlı tren. Her seferinde her bakana. Sağlık Bakanı da olabilir. Hiç alakası olmayan Turizm Bakanı da olabilir. Her seferinde her bakana söylediğimiz her cümlemizi... 14 yıldır diye... söylüyoruz. Bakalım. Yok ben 2 senede söyleyeyim abi. İnşallah çok söylemezsiniz. Yani inşallah ben de aynı kanaatteyim abi. İnşallah çok söylemeyiz diye düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki bu koronadan sonra tabii ki normalleşmeye yavaş yavaş geçiş sürecinden sonra ciddi anlamda ilçelerle, vatandaşlarla, partinin işte milletvekilleri, teşkilattaki önemli isimler dinleyerek sorunları yerinde çözmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Şimdi Doğan Bey açıkçası biz Ankara'ya gittiğimizde kesin ziyaret ediyoruz. Kayseri'ye geldiğinde de mutlaka süreçle alakalı bakanlıklarımızın, yani bakanlıklarımızdan olan taleplerle alakalı ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız özellikle tek tek kendilerine görüşmek suretiyle, şimdi toplayın getirin de ben söyleyeyim yok. Tek tek Akkaşa'dan Yeşilisar'a kadar tüm belediye başkanlıklarımız neyi talep ediyorlarsa dosya verme işini de geçtik. Bizzat söylüyoruz. Dosyayı veriyoruz ama dosya işte işin şeyi. Dosyayı verdim aldım olayı ayrı. Çünkü onun çok fazla bir değeri etkileşimi yok. Niye diyeceksiniz? Birçok dosyanın içerisinde istatistik olabilir o. Ama Sayın Bakanımıza tek tek şurada şöyle bir problemimiz var. Burada bu var. Şurada şuraya geldik. Şuraya bir talimat verirseniz diyoruz. Bir kısmını da halledebiliyoruz İsmail abi. Faydası oluyor yani bakanlarımızın Kayseri ziyaretlerine. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelsinler istiyoruz. Somut olarak Kayseri'nin faydasına olan neler oldu başkanım? Abi şimdi neler olmadı ki yani burada açıkçası. Yani en son hafta üç tane bakan gelmişti değil mi yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Evet. Daha önce de 3 sefer. Bir Milli Savunma Bakanı. Ulaştırma Bakanı. Çevre Bakanı da gelmişti değil mi? Evet Çevre Bakanı ondan sonraki gün geldi. Şeyde geldi. Onun gelişi farklıydı. Onun gelişi farklıydı. Gidişi nasıl oldu o zaman? Gidişi de uçak oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı geldi. Evet abi. Yani somut ne getiriyorlar? Yani Kayseri'nin ne faydası İsmail var? İsmail abi şöyle yani. Söyleyeyim. Bunu da tabii eğer şuysa sorunuz buna cevap veremem. Nedir o? Bakan ben bunu hiç düşünmemiştim hemen yapın olursa yok böyle bir şey. Ama uzun sürede devam ettirdiğimiz, görüştüğümüz yerler var. Nedir yerler? İşte zaman zaman Talas'ın millet bahçesi var mesela. Hı. Yakında inşallah Talas'ın millet bahçesi açılacak. Hı. Millet bahçesi biliyorsunuz bu jandarma var ya. Jandarma. Bunu belki birçok sefer diğerlerine söyledik ama bunu ilk sefer söylüyor olabiliriz.
Bunu ilk söz söylüyorsunuz. Evet, orada jandarma ile alakalı o Talasa'ya girerken rampanın sağ tarafında yanlış bilmiyorsam 100 metrekare bir alanın İçişleri Bakanlığı'ndan bu belediyemize devriyle alakalı bir şey var. Orayı bununla alakalı büyükşehir mi yapıyor? Yok, Talas. Talas Belediyesi. Oysa büyükşehir bir yapmıyor yok, mu şey, bu tip şeyi? Şey yapıyor bu. Hava ikmal. Şimdi, hayır ama yasa gereği baktığınızda yok, onu, yok. Bir kısmını şey karşılıyor. Belediyesi. Bakanlık karşılıyor. Tabii şimdi bizim artık eski bilmiyorum eskiden nasıl yapılıyor da gidip Ankara'dan bütçeden para almaya çalışıyoruz biz. Tamam biz kendi aramızda işte belediyelerimiz kendi yani büyükşehir yasası var ya belli bir rakamın üzerindeki olan yatırımlar, hizmetleri büyükşehir yapıyor diye biliyorum. Mesela Mustafa Yalçın o zaman büyük işlere imza atıyor. Abi bizim hiçbir belediye başkanımız küçük işlere imza atmaz zaten. Hepsi büyük işlere imza atar. 620 geçmişiz abi. 95 paylaşım olmuş. Şimdi büyükşehir... Hedefiniz ne? Efendim hedefimiz işte değerli büyüklerimizin buradaki ziyaretleri sırasında kırılan rekorun 10'da 1'ine ulaşabilmek. Aldım mesajı tamam. 10'da 1'ine ulaşabilirsek bizim için mutluluk verici bir durum abi. Büyüklerimiz derken? Ya burada rekor kırılan şeyler var ya. Mesajı. Mehmet'in abi falan evet. Rekor kırılan rakamlar var ya. Onun 10'da 1'ine ulaşabilirsek biz kendimiz mutlusunuz zaten. Ben eve bugün mutlu mesut diyeceğim. Millet Bahçesi'nin Talas'ın evet, oraya bahsediyor. Talas oraya Millet Bahçesi alakalı İçişleri Bakanlığı'na bağlı devri. Olan. Evet İçişleri Bakanlığı'na. Daha sonra da Çevre Şehircilik Bakanlığı'na görüştü Mustafa Başkanımız. Onun oraya devredilmesi alakalı bir yol alındı. Bir kıvama gelecek. İşte bu bahsettiğimiz Millet Bahçeleri ile alakalı. İşte havaalanı projemiz. İşte Belsin Nuh Naci Yazgan hattımız. Onun dışında yaptığımız mesela kentsel dönüşüm projelerimiz var. Mesela Cami Kebir projemiz var. Cami Kebir'in oradaki kuleleri var ya eskiden Gökdelen dediğimiz. Evet. 9 katlı binayı, 10 katlı binayı eskiden Gökdelen derdik İsmail abi. O oralarla alakalı. İşte onların rezerv alanlarının teslim edilmesi. İşte burada mesela aldığımız faydalardan birkaç tanesini isterseniz spesifik olarak ilçe bazında söyleyebilirim. Mesela daha önceki geldiklerinde Sarılan belediyemize kepçe, Bünyan belediyemize bir başka kepçe, diğer belediyemize konteyner, öbürüne bilmem ne, sürekli bakanlarımızdan istediklerimizi spesifik olarak tek tek istiyoruz, arkasına düşüyoruz, uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Bir kısmını da çözüyoruz abi. %100 çözebiliyor muyuz? Tabii ki bir kısmı çözüyoruz. %100'ü zaman içerisinde olacak işler bunlar. Yakında gelecek bakanlarımız var mı? Abi şu anda benim bildiğim tarih olarak önümüz bu hafta yok. Gelecek hafta henüz daha program belli değil. Bu hafta yok diyebilirim. Peki. Yani buyurun. Bu İsmail abi. Yani Erkan Kandemir'in gelişine... Orayı evet. Buraya girelim. Buraya girelim. Yani o dönemde Sayın Genel Başkan Yardımcısı Ankara'dan geldi. Şehre ve Şehircilik Bakanı Erzincan'dan Sayın Öztesek ile birlikte. Elazığ'dan. Plakalar yakın ya 23'ün evet, yakında şöyle. O dönemde niye böyle bir anda... ortada Kayseri'de buluşuldu. Yani sosyal medyada yazıldı, çizildi. Şaban Çopuroğlu istifa edecek ya da Memduh Büyükkılıç istifa edecek diye. Yok yok istifa çok hafif kalır. Görevden istifa görevden alınacak dendi. Hakikaten öyle bir durum var mıydı? Hatta şöyle söyleniyor. Sayın Şaban Çopuroğlu Memduh Başkan'ı Ankara'ya şikayet etmiş. İyi çalışmadığı için, istenilenleri yerine getirmediği için o yüzden böyle bir kriz toplantısı yapıldı diye söylentiler o var. O söylenti yazan abi kimse onunla güzel bir senaryo yazsın. Bir Kayseri filmi çektirelim abi. Allah razı olsun. Ben kimseyi şikayet etmem. Bununla değilim. Az çok da bak Memduh Başkanım arıyor şu anda. Yayında bakamayız. Yayında bakamayız yani. Ayıp olsun. Tam sözün üzerine aradı. İzliyor herhalde ama bir şey demedi arıyordu. Öyle midir? Öyle olur mu? Bilemiyorum. Olabilir. Size mesaj geldi mi öyle mesaj? Bizim başka bir programda mesaj attığı için olabilir. Allah Allah. Sizin şikayet etmek demek ki daha çok ekmek yiyecek şeyimiz var. Çok fırın ekmek yiyeceğiz abi. Efendim abi. Yani şikayet ben direkt diyeceğim yüzüne diyorum adam. Şikayetimi ne yapacaksın? Kafamı niye karıştırayım ben? Ama Şaban Bey'in öyle bir yapısı yapın, da var. Yok. Özelliği de var. Bakan, milletvekili eğer ki o an şehrin bir talebi veyahut da kafasına yatmadığı, doğru bulmadığı şey varsa o topluluklara niye rahatlıkla söylüyor. Niye çıkıyor peki? Başkanım sizin bu karakterinizi yani, biliyoruz. O size karşı... Neyin ne çıktığını yani anlamadım. Niye böyle şeyler çıkıyor? He, çıkar abi çok anlamadım. Şikayet etmişsiniz. İşte he, şey, ben ilk defa duydum bak. İlk defa duydum bu şikayet etme işini. Şimdi kime şikayet etmiş mi abi? Genel merkeze. İşte vatandaşlardan yok, gelen talepleri büyükşehire iletti. Şöyle söyleyeyim. Ben evvela şunu söyleyeyim. Bizim patronumuz Erkan Kandemir. Belediyecilerin, belediye başkanlarının patronu. Sanırım. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Parti olarak. Ama genel merkeze şimdi ben Haseki Bakan'la her gün olmasa iki günde bir görüşüyorum. Niye gidip de genel merkeze kendi kendim yiyorum? Gelince söylerim. Öyle bir şey akşam sabah beraber. Siz söylediniz mi bugüne kadar? Ben şimdiye kadar kimse şikayet etmedim. Niye biliyor musun? Yüzüne söyleyeyim. Ne kafama yorayım? Yapmıyorsa?
Şimdi neyi yapmayacak? Yani vatandaştan gelen talebi belediye başkanı. Biz burada Bostan Korkulu muyuz? Vatandaşın talebi hakkında yapılmıyorsa biz Bostan Korkulu değiliz. İşte buyurun. Hadi. Manşet verdim diyorsun. İşte tabii canım. Peki pandemi sürecinde... Manşet mi oldu bu? Bostan Korkulu diyelim diyorsun. Evet. Tamam. Güzel, bence oldu. Ben de sevdim manşeti. Ben de sevdim yani. Güzel bir söz yani. İsmail Bey not alıyor ama... Ya Bostan çocuklar belki bilmeyebilir. Ben bilirim. Bilirim. Tamam, Bostan tamam. Geçen o sandık diye yazmış. O sandık mıydı, o sandık mıydı? İsmail Bey yazdım. Oy ayrı yazmışsın. Oy ayrı yazmadım. Sandık deyince seçim vezayla yok yok. Yok. Takip ettiğim vakit görüyorsunuz değil mi? Allah razı olsun. Yani biliyorsunuz ki belediyelerle ilgili veyahut da Erkan Kandemir'in gelmesi veyahut da Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın evet. Genel Başkanı'nın buraya Genel Başkan Yardımcısı'nın buraya gelmesi herhangi bir krizden kaynaklanan bir olay değil. Tabii tabii şöyle söyleyeyim. Burada vatandaş da haklı yani. Yazan insana da biraz hak vermek lazım. Şimdi pat diye Murat Kurum'la Haseki Bakan geliyor ve Erkan Kandemir geliyor. Evet. Bizdeki bilgi şöyleydi. Erkan Kandemir, Elazığ'a Mehmet Özseki Bakanımız Elazığ'a, Murat Kurum Bakanımız da Elazığ'a gideceklerdi. Sayın Bakanımız da Elazığ'a dönüşü Kayseri'ye uğrayalım, bir mant ikram edelim demiş. Hmm. Mehmet Özteki Bakanımız. Tabii biz Erkan Kandemir Başkanımız'a Ankara'dan gelecek diye bekliyorduk. Yani pardon, Elazığ'dan gelecek diye bekliyorduk. Ankara'dan gelince şimdi telefonlar oluşmaya başladı. Erkan Kandemir, ben de açıkçası benim açımdan hiçbir şey fark etmez. Niye? Koruk yemedim ki karnım ağrısın. Beni görevden alırlarsa eyvallah, göreve verirlerse eyvallah. Hiç beklentim yok. Niye diyeceksiniz? Biz Erkan Başkanım'a telefon açtık. Dedik ki başkanım Kayseri'ye geliyormuşsunuz. İşte yolda mıydı artık? Çıktı mıydı? Çıkıyor muydu? Bizden istediğiniz bir şey var mı? Talimatınız var mı? Çünkü bizim patronumuz o. Kayseri'ye gel biraz sohbet ederiz falan dedi. O zaman ben yönetimi toplayayım dedim. Yok ya dedi yani yönetim değil de işte şöyle. O zaman ilçe başkanlarını toplayalım. İşte yürütmeyi topla olmasa dedi. Yani daha kısa bir toplantı olsun falan diye. Yürütme kurulumuz 15 kişiden oluşuyor. Bir de 16 kişi biz varız. 16 kişi güzelce hazırlandık. Herkes kravatlarını taktı abi. Şimdi genç olduğu için arkadaşlar sizler gibi değil abi. Kravat takmayan arkadaşlarımız var bizim gibi. Kravatları takıldı. Bekliyoruz. Mesaj atıyorsunuz değil mi? Kıyafetle, takım elbiseyle gelsin değil mi? Başkana haber edecek. Dumanla haber edecek. WhatsApp attığınız var. Evet. Onu yadırgamamak lazım. Evet. WhatsApp attığımız var yani. Evet. O konuda... WhatsApp hattımız güzel çalışıyor. Toplantıda bekledik. Aynı anda girdiler Kayseri'ye. Elazığ'dan gelen bakanlarımız da Sayın Teşkilat Başkanımız aynı anda geldi. Güzelce konuştuk. Teşkilat Başkanımızla bizim bir görüşmemiz oldu arabada giderken. Görüşmemize Sayın Murat Kurum Bakanımız, Sayın Valimiz şahitler. Oradaki görüşmemize Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız bin olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Haseki Bakanımız, Murat Kurum Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Rize Milletvekilimiz, Sayın Valimiz ve 3 arkadaşımız konuşmalarımıza şahittir. Kapalı kapılar ardında bir şey konuşmuyoruz. Ne konuştunuz o zaman? Efendim şimdi konuşmalarımız gene konjektürle alakalı konuştu. Erkan Başkanım il başkanıyla alakalı kanaatini belirtti orada. Ne söyledi örneğin yani şey ama devam et. Şık olmaz. O gün aslında bir açıklama yaptınız. Şahsımla ilgili çok önemli, çok güzel sözler söyledi. Şöyle söyledim ben, il başkanının duyması gerek, duyduğunda memnun olacağı şeyle söyledim. Bu kadar kâfi. Çünkü toplumun gündemine AK Parti, Kayseri, il başkanına vay bakan ne demiş, işte öbürü ne demiş moduna girersek samimiyeti kaybederiz. Siz sizinle devam... Ben müsaade istedim kendisinden. Sizinle devam ediyoruz da sizi memnun ettim. Oradan ayrılmak için mi müsaade istediniz yoksa partiden mi? Hangi parti? Yani partinin il başkanlığına. Ya bu kongre süreci yaklaştığı için hani siz hep diyordunuz ya böyle işte samimi değil. Bu hep söylenir. Ya işte acemilikten söyle diyordu İzmir abi. Acemilikten söylenir. Onun acemilik olmadığını. Orta tescillenmiş oldu. Yani ben samimiyet bir şey söylüyorsam samimiyet söylüyorum. Zaten başkanım diyor ki yani bir il başkanının duyacağı güzel kelimeler söyledi. Sanırım il başkanlığı içinde bir beklentim yok dedi ama orada o güzel kelime oydu herhalde. Devam ediyoruz Erkan güzel Bey'de kelimesi. Mutlaka ki Sayın Genel Başkan'ın mesajını iletti değil mi? Kendi... Artık kendi konuşmamıştır yani. Mesajı aldım. Evet. Yolunuz açık olsun başkanım. Peki Allah razı olsun. Bundan sonra zaten direksiyonun başında siz vardınız. Yandaki arkadaşlarınızı siz mi belirleyeceksiniz? İlçelerde değişecek olanlar var mı? 3 ilçeyi açıkladık. Tekrar başladık ilçeleri açıklananlara. Açıklananlar hariç. Tekrar başladık. Yani nasıl tekrar başladık? Dünya Kocasından Tomarza açıklamış. Bir de Dünya'da biz söyledik. Merkezi de biz açıkladık.
Genel merkezden onay geldiği zaman o da onay gelir yani, o problem olmaz. Diğer ilçe başkanlıklarımızla alakalı tekrar başladık. Çünkü bu süreçte beklediğimiz performansı veren belli ilçe başkanlarımız oldu. Mesela tweet çalışmalarında geçtiğimiz günlerde mesela bir video çalışması oldu. 38 saniyelik 265 bin erişim oldu. 265 bin erişim Facebook'ta. Tabii Doğan Bey'in yani popülaritesi çok altında bir rakam ama işte ilerleyen Doğan Bey yani 265 bin erişim Facebook'taki paylaşımımızın neticesi. Şu anda 1100 bak sürekli 100-100 gidiyor. Erkan Bey, sanıyorum siz il başkanları içerisinde en memnun olduğumuz il başkanları arasında demişler. Bu yani, arada izleyicilerimiz şey uyarıyor. Uyarıyorlar bizleri. O anlamda en başarılı il çok başkanımız olduğunu ifade ettiler diye duyum almışlar. Onları paylaşıyorlar bizler. Bu da sizin için önemli bir sanıyorum şey. Ama ilçe, açıklanan ilçeler dışındaki ilçe başkanları ile ilgili sanıyorum çok daha iyi bir çalışma metodu, araştırma metodu ya da... Tekrar başlıyoruz. 6 ayda çok şey değişti Doğan Bey. Gerçekten 6 ay içerisinde, yani biz Mart'ın 14'ünde başlayacaktık. Neredeyse Eylül'ün 5'inde başladığımız 5,5-6 ay gibi zaman oluyor. Bu zaman diliminde çok şey değişti. Bazı ilçe başkanlıklarımız biraz performansını artırdılar. Yani bizim hep söylediğimiz şuydu. Bir araç düşünün, 100 kilometre, 0'dan 100 kilometre 6 saniyede ulaşıyor. Bir araç düşünün, 0'dan 100 kilometre 26 saniyede ulaşıyor. Bizim amacımız 6 saniye çekmek bu işi. Bu performansı gösteren ilçe başkanlarımız oldu. Bizim geçtiğimiz gün 17 Şubat'ta program yapmıştık sizinle. 17 Şubat'taki yaptığımız programda İsmail abi sormuştu. Kaç belediye, kaç ilçe başkanıyla alakalı tasarrufumuz olacak diye. 4-5 demiştik. Belki bu rakam biraz aşağıya çekilebilir. Çünkü hiç beklemediğimiz performans gösteren bir ilçe başkanımız oldu. Hiç beklemiyorduk, evet. Yani demek ki devi uyandırmışız yani. Peki ilçe yönetimi olsun, tabii ki ile ayrı konuşacağız ama ilçe yönetimlerine girebilmek için ya da yönetimlerde görev almak için çok ciddi bir talep var mı? Rağbet var mı? Şimdi biz dün ya da bunlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim, tevafuktur herhalde. Dün bir düğüne gittik. Veya cumartesi günü, hatırlamıyorum gününü. Orada düğünde merhaba falan deyince Allah razı olsun iltifat ediyorlar bize. Şahsımıza değil de bulunduğu makama iltifat ediyorlar. Orada ilçe yönetimine girmek için oğlunu tavsiye eden oldu. Tavsiyeleri alıyoruz. İşte başkaları tavsiye eder. Kendi talep ederse biraz bizim için soru işareti. Ama bulup çıkartırsak daha değerli. Açıkçası bu şu anda normalin biraz üzerinde rağbet var. Ama Eylül ayına girdiğimiz zaman bu işin pik yapacağı kanaatindeyim. Çünkü şeyimiz iyi, rüzgar iyi şu anda. Yani siyasete yeni yüzler, yeni imajlar kazandırmak için gayret mi gösteriyoruz diyorsun? Ben şu anda şöyle söyleyeyim size. Bizden yönetime girmek için talepte bulunan insan sayısı az değil. İsimlerini telefona yazdım ben tek tek. Bir program var, oraya yazıyorum. Bizden talepte bulunan insan sayısı az değil. Ha, bunların hepsi olur mu? Açıkçası kendi talep edenlerin işleri çok şey değil yani. Biz bulup çıkarmamız lazım. Bundan sonraki süreçte biraz hızlanır. Sanki şey iyi yani, atmosfer güzel gözüküyor. Bizim açımızdan güzel gözüküyor. Peki başkanım, ilçe başkanları için işte kriterleriniz, tweet, Facebook vesaire, sosyal medya. Anladığımız kadarıyla biraz da yönetimde siz ön plana çıkacak isimleri belirliyorsun. Milletvekillerin performansı nasıl? Sosyal medyası olmayan vekillerimiz var. Facebook kullanmayan vekillerimiz var. Herhalde Facebook kullanmayan Taner Bey var benim bildiğim. Var, biri daha var. Facebook'ta kullanmıyor. Şeyde, Instagram'da kullanmıyor. Sayın Elitaş'ın da yok. Sayın İsmail Tamer'in de yok. İsmail abi Twitter'ını kendi çekiyor, atıyor. Niye olmasın? Yok, şeyi yok. Diğer sosyal medyada... Facebook mu? Olmayabilir. Twitter ağırlıklı. Nasıl değerlendireceksiniz onların performansını başkanım? Abi Twitter'a takıldık bu ara. İnanın Facebook'ta hesabı var mı yok mu arkadaşlara sorarız ama gördüğümüz kadarıyla biz açıkçası olsa iyi olur. Niye olmaz? Onu da biliyor değilim yani. Sizin dediğinizde haklısınız. Olsa iyi olur. Olmayınca ne faydası olur? Şimdi çünkü burada bir çalışma yapıyoruz. Şu anda 1300. Mesela geçtiğimiz günlerde 1440 herhalde rekorumuz. Herhalde bu 1441 olursa bizim için başarılı olacak. Burada İsmail abi mesela tutsa bir başkanım zevkle seyrediyorsa 4 köşe olur muyum burada şimdi? Yazar oradan şimdi. Ya. Acaba bakalım seyrediyorsa yazar, seyretmiyorsa. Yani buradan yazamaz Facebook'tan. Çünkü Facebook'u hesap varsa yazar. Açana kadar da vakit geçer. Peki. Çok memnun olurum abi yani. Sizler huzurunda yazın. Evet. Tekrarını izlerken yazın. Doğru mu? Çok güzel. Tabii. Peki yani sayın milletvekillerimizi biz siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bakanlar geldiğinde burada görüyoruz. Onun evet, dışında sağ olsun, yalnız bırakmazlar bizi. Evet, yalnız bırakmazlar abi. Onun Allah'tan bakanlar mısınız? Geliyor da. Bakanlar yani, gelmezse. Yok, hafta içinde genellikle biz burada dil teşkilatı olarak çalışıyoruz.
Onlar hafta içi çalışmamak için şey var ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar ya, salı günleri başlıyor evet. Ya. Tamam da Taner Bey ne zaman gidiyor? Mecliste tamam. De iş görüyoruz. Ama cuma geliyorlar. Cuma cumartesi. İsmail abi gelir, İsmail Temer. İsmail Bey'i görüyoruz, Hülya Hanım'ı görüyoruz. Onun dışındaki mecliste mesela... Taner Bey gelir. Hayır, Taner Bey hiç gitmiyor burada zaten. Yok, şu anda Ankara'da herhalde. Yok, burada hiç gitmez ki. Allah razı olsun. O zaman gitmediği demek ki hafta iyi. İçinde hafta içinde göremiyor diyorsun. Hep burada diyorsun o zaman. Nasıl olsun? Ben partide göremiyorum. Nasıl ilişkiniz iyi mi Taner Bey'le? Taner Bey'le bugün iki sefer telefonda görüştük abi. Yüz yüze görüşüyorsunuz. Tabii. Hiç problem yok. Ben var ya hiç kimseden küs değilim. Hiç kimseden sıkıntım yok. Ama siz eksik yanlarını söylüyorsunuz değil abi mi? Abi beni seven olur, sevmeyen olur. Ben hepsini seviyorum. Hepsi sizi seviyor mu? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Sevmeyenleri de biliyorsunuz. Mutlaka tabii, bilmez olur mu? Hissediyorsunuz niye yani? Niye bilmeyeyim ben? Ama şöyle söyleyeyim, kimin sevip sevmediğini ben ölçecek elimde barometre yok. Bir beni yani milletvekilleri şu beni sevsin, bu beni sevsin düşüncesiyle davranmıyorum. Allah sevsin yeter, gerisine gerek yani yok. Ben onların sevgisiyle de ben vatan için, Kayseri için. Ya şimdi şurada en büyük sevgi şudur İsmail abi. Bir yerden geçerken Şaban veya Şaban Bey, Şaban abi neyse ne diyorsa artık. Bir çay çek derse kıymetli lan odur. Şimdi başkanım derse tamam kıymetlidir ama eskiden beri tanıdığın, kapısının ucundan geçerken selam verebileceğin insan sayısı ne kadar artarsa o kadar. Yoksa beni milletvekili sevsin, ben kediyim ya. O sevsin, bu sevsin. Ama milletvekillerini sahada çok göremiyoruz. Abi geçen, daha ne göreceksin abi. Yani geçen gün yakında seçim var dediniz ya abi sahaya. İşte görünce şaşırdık zaten, hiç yani görmediğimiz bir, için. Bir yere çıkınca değil mi? Yok gerçekten son dönemde şu bir ay zarfında gerçekten ya böyle olması lazım. Haklısınız, performansımız çok güzeldi abi. Evet yani son bir aya baktığımızda o da sanıyorum sizin ve yönetimin biraz olaya katkı sağlamanız. Allah razı olsun, bak burada şöyle söyleyeyim Doğan Bey açıkçası. Hiçbir milletvekilimiz ben niye gideyim? İşte gideceği ilçeyi mesaj gelince öğrenen milletvekillerimiz var. Hiç söylemeden yazıyoruz. Şu ilçeye gideceksiniz diye. Allah razı olsun, niye gideyim diyen yok. O da bizi sevdiklerini gösterir. Peki... Milletvekilleri arasında böyle kırgınlığı olan var mı? Mesela komple milletvekillerini toplayıp bir ilçeye gitmiyorsunuz ama paylaştırıyorsunuz. Bunda neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi evet ha, şundan dolayı. Orada mesela Taner Bey ile Eltaş'ın yan yana geliyor mu? Ya da bana samimiyetle soruyor musun? Eltaş ile Haseki Bey yan yana gelip bir ilçeye gidiyor mu? Şimdi ben samimiyetle soruyorsan şu cevap vereyim. Zaman zaman Ankara'da koronadan önce, şimdi Ankara'ya gittiğimizde toplantı yapamıyoruz çünkü korona problemi var. İl başkanları, merkezi belediye başkanları, milletvekilleri toplantı yapıyoruz. Ben hiçbirinin bir başkasına kötü bir söz söylediğini veya ters baktığını görmedim. Artı birbirlerine iltifat ediyorlar. Ama dışarıdan sanki böyle bir izlenim konuşuluyor. Ya bu doğru mudur? Ben şahit olmadım. Ama dışarıdaki izlenim de önemli. Ama bir yere götürür müsünüz? Ben şahsen bir ilçeye gitmesi konusunda merkez ilçeleri hariç, mesela geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımızın Kayseri ziyaretinde ne oldu? Evet, bu Kazım Karabekir'de 208 dairenin şeyi vardı, kura çekimi vardı. Orada vekillerimiz, Kayseri'de kaç tane milletvekili varsa hepsi oradaydı. Merkez içeride bir araya geliyoruz ama örnekleme yapıyorum İsmail abi. Bünyan'da, Sarız'da böyle bir organizasyon yaptığımız zaman iki veya bir milletvekilimiz, bir önceki dönem bakanımızı bir ilçeye diye derken daha çok etkileşim oluyor. Yani böyle iletişimde sıkıntısı olanları bir araya, yani Doğan Bey onu söylüyor. Sıkıntısı olanları ayırıyor musunuz yoksa sıkıntı yok mu milletvekilleri arasında? Abi şöyle söyleyeyim. Burada mesela meclis başladığı için diyor. Meclis seçimi başladığı için hepsi Ankara'da diye mesaj atmış arkadaşımız. Tabii yarın herhalde seçim. Evet. Bundan dolayı yani Kayseri'de değiller diyor. Biz sorun zaten bu Doğan Bey günü diyor ki mi? Yani mesela atıyorum, örnek yapıyorum. Sayın Elitaş'la Taner Yıldız'ın arası iyi değil. Bu iki ismi yine de herhangi bir programa beraber gönderir misiniz diyor. Abi Allah bilir, bak ilk defa duyuyorum, siz söylüyorsunuz. Bundan sonra dikkat edeyim, ben öyle bir şey duymadım. Taner Bey'in Eltaş arası açık olduğunu ben duymadım. Yok, ben örnek olsun diye söylüyorum. Abi şöyle söyleyeyim. Biz ama burada, toplumda biraz önce siz de söylediniz. Böyle toplumda bir böyle bir konuşma var. Ya bu konuşmaya il başkanı olarak sen şahit oldun mu? Duyuyoruz. Ama bu gerçek mi? Ben gerçek olduğuyla alakalı bir emareye rastlamadım. Bir yere vardığımız zaman toplanırken Allah razı olsun Eltaş'tan, Sayın Eltaş'tan, Haseki'den ve Taner Yıldız bakanlarımızdan, milletvekillerimizden Memduh Başkan arıyor. Arkadaşlar Memduh Başkan'a bir cevap verelim. Evet. Burada vermeyeyim. Yani verirseniz şimdi tabii şey olabilir. Aramızda bir sıkıntı yok demek istiyordur belki de. Memduh Başkan mı? Evet. Ya bir biraz şey, önce İsmail Bey bir şey araştırıyor da. Ya ben şöyle söyleyeyim. Başkanım izlemiyor demek ki sizi. Kim? O mesaj atsa siz de İsmail Bey'den mesaj bekliyor musunuz? Vatandaş izlesin yeter ya. Tamam peki. 1500'ü geçmiş rekor. 1440'ı geçmişiz. 1500 olmuşuz.
Bizi belediye başkanı izlesin diye televizyona çıkarsak 16-17'de kalırız. Vatandaş izlese 1500 olur işte. Peki. Başkanım, bu eski yöneticiler, eskiden milletvekilliği yapmış kime AK Parti'den isimler. Kardımı nasıl alayım? Niye çok hiç yok yanınızda? Yani milletvekilliği garantiledi, emekliliği de hak etti, tamam deyip kenara mı çekildi? Mesela Kemal Tekten cumartesi gün partideydi. Yani daha örnek. Önce... Pazar cumartesi günü veya pazar günü, evet. Sizin yayınınız ne zaman? Dündü değil mi? Dün. Dün. Cumartesi günü. Cumartesi günü Bakan Bey'le. Cumartesi günü işte Hüseyin Cahit Özden'le beraberdik. İşte Hava Atalay Çalış geçen bir programda vardı. Yaşar Karayel, Allah razı olsun, Kayseri'ye gelir gider. Yaşar Karayel'i kastetmedim. O zaten hepsinden daha çok çalışıyor. Değil mi? Doğrudur. Başka kim var? Niyaz Özcan falan var. Niyaz Özcan'ın telefonda 2-3 gün önce yani gününü bilmiyorum, birkaç gün önce görüştük. Onun telefonunda mı görüşüyorsunuz? Telefonda görüştük, evet. Cenazesi oldu, gittik mesela. Başka kim var abi? Mustafa Duru. Mustafa Duru'yla da görüştük abi. Programlarda vesaire görmüyoruz da. Gelseler iyi olur, doğru söylüyorum. Bir kopukluk mu var yani? Yok, kopukluk yok da herhalde şey oluyor yani, böyle gelse Sami Dedeoğlu mesela. Geçtiğimiz günlerde partiye geldi. Hı. Sohbet ettik. Tabii milletvekili olmasıyla olmaması arasında süreçle alakalı partimize bir şey yok. Bir kahrı veya olamadım diye bir sıkıntı çıkarmıyor. Sohbet ediyor. Ben de hepsini, inan, tecrübelerini çok dinlemeye meraklıyım. Tek tek not alırım. Mesela Sami Dedeoğlu'yla tecrübe paylaşımı yaptık. Herhalde yanlış bilmiyorsam Çanakkale'de bir evi var. Orada oturuyor. Kendisi de mimar. Zaman zaman geline görüşürüz. Başka kim aklıma geliyor? Benim aklım bu kadar yetiyor. Başka var. Yani eski partide görev yapmış, milletvekili yapmış insanlarla diyaloğu koparmıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Burada belki söylediğinizde haklı olabilirsiniz. Nasıl haklı olabilirsiniz? Çok görmüyoruz kamuoyu yönünde. Şimdi yok. İsmail abi söylediğinde haklı. Niye haklı? İşte beraber bir fotoğraf verirsek, işte il müdürlerine fotoğraf verdiğiniz ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi soru oluyor. Onu soracağız. Başka. Beraber milletvekillerine fotoğraf, eski milletvekili hayırdır yani bir şey mi var falan oluyor ama parti kuruluyor acaba. Şunu da akıl edemedik. Onda da haklısın abi. Bir araya geldiğimizde bir sosyal medya koysaydık gerçekten haklısın abi bunda. Eğer yeri doğruya doğru. Bunu yapsaydık olurdu. Değerli başkanım, tabii ki iktidar partisine baktığımızda belediyelerin 17-0 değil mi? Evet, çok şükür. Evet. Sonradan bir transfer oldu. O transferden memnun musunuz, memnun değil misiniz onu da soracağız. İstediğini sor Doğan Bey. Hiç saklı gizliyor. İstediğin aklına gelen her şeyi sor. Tamam, soruyorum efendim o zaman. Siz zaten doğru bildiğinizi söyleyen bir yapınız var. Belediyelerin tabii ki şimdi baktığımızda korona mücadelesinden dolayı belki de diyeceksiniz ki ya koronayla mücadele edildi. Dolayısıyla bu dönemde ne yatırımı bekliyordunuz, ne hizmet bekliyordunuz gibi cevap da verebilirsiniz. Evet, soruya farklı cevap vereceğim. Belediyelerin performansını nasıl buluyorsunuz? Sizce gerçekten çok iyi hizmet ettiler mi? Tabii ki seçim kampanyalarına baktığımızda 150. yılında 150 proje, 55 proje açıklayan ilçeler var, 40 proje açıklayan ilçeler var. İşte çok farklı kentsel dönüşümde projeler açıklayan belediyeler oldu. Şimdi baktığınızda siz bu süreç içerisinde geriye döndüğünüzde belediyeler gerçekten başarılı mı size göre? Başarılı değil mi diyeceğim? Tabii ki başarılı. Yani bunu eğer oturup doğru konuşmak lazım. Belediyelerimiz elhamdülillah iyi çalışıyorlar. Yalnız korona süreci her şeyi sekteye uğrattı. Şimdi koronadan dolayı şunu yapamadık falan değil. Mutlaka aksayan hizmet olmuştur. Bak, İsmail abinin bir mevzusu vardı. Bana izah etti. Bu otobüslerde otobüs saatleriyle alakalı. Onu söyledi ki haklı. Otobüs saatlerinin daha çok sıklaştırılmasıyla alakalı. Vatandaş otobüslere binerken öyle değil mi abi? Aynen. Ben onu söylediğinde birine ilettim ama sonrasında takip etmedim. Bunu kendi yüzüne söylüyorum. İnşallah yayından çıktıktan sonra da takip ederim. Nerede ne değildir. Şimdi artık yayından çıktı değil de yarın takip ederim İsmail abi. Vatandaşın nerede mağdur olduğuyla alakalı bir şeyi takip edelim. Belediyelerimiz bu süreçte bir takım çalışmalar yaptılar. İşte koronada önce ne oldu? Evlerden telefonlar geldi ki benim şu ihtiyacım var. Ona işte ekiplerini gönderdiler. Dezenfektan, maske üretimi vesaire derken ciddi manada bir badireden geçtik. Ama belediyelerimiz boşta durmadı. Yalnız belki sorunuza cevap olmayacak ama şunu söyleyeceğim. Belediyelerimiz kendi imkanlarıyla çalışmaktan değil, genel merkezden pay almayla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Şimdi genel bütçeden pay almak önemli. İlçe belediyeleri büyükşehirden pay almaya çalışacak. Atıyorum A harfinden başlayarak Akkış'ta büyükşehirden pay almaya çalışacak. Merkez ilçelerimiz de genel merkezden, genel bütçeden pay almaya çalışacak. Yoksa biz kendi içimizde sen ben bizim olan belli bir miktar bütçe var. Kendi aramıza döner dururuz. Kendi yağımıza kavruluruz. Dışarıdan bir şey girmeli ki burada hareketlik başlamalı. Bizim tüm uğraştığımız, tüm gayretimiz bu. Mesela geçtiğimiz günlerde belki sorarsınız, belki sormazsınız. Ben size sormadan söyleyeyim. Sarı olan belediye başkanımız.
Bekir Başkanım. Oradaki TOKİ çalışmasıyla alakalı bir talebi oldu. TOKİ orada bir çalışma yapacak. Sayı belli, yapılacak evin cinsi belli. Bir yerde problemler olmuş. İşte kendi seyrediyorsa mesaj atsın veya arasın söylesin. Nerede tıkandıysa, Kayseri'de, Ankara'da nerede tıkandıysa, hangi bakanlıkta tıkandıysa bizzat telefon açıp randevu almak suretiyle süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü başından beri söylediğimiz şu. Efendim belediyelerimiz iyi çalışıyor. Onlar tamam güzel şeyler ama belediyelerimiz genel bütçeden ne kadar pay alıyor? Buna bakmak lazım. Başarı burada olacak İsmail abi. Bizim istediğimiz şu. Belediye başkanlarımız her hafta mutlaka bir veya iki belediye başkanımızın Ankara'da olması gerekiyor. Bu bizim öngörümüz. Her hafta. Tabii. Şimdi her hafta her belediye başkanımız gitsin demiyoruz. Hey maşallah Kayserispor 1-0 önde. Mehmet Sevenay kardeşimiz mesaj attı. Güzel haberi de size iletmiş olalım. Evet. Her hafta bir belediye başkanımız, iki belediye başkanımız Ankara'da olması gerekiyor. Arzumuz bu. İlçe başkanımızla beraber. Giderken de oradaki bürokrat kendi hemşerisini ziyaret edecek. Bakanlık randevuları bize ait. Üst düzey protokol ziyaretleri bize ait. Yani randevu ayarlama işi bize ait. Sonrasında takip edilmesi, gayret edilmesi konusunda kendilerinde gayret göstermesi gerekiyor. Çünkü genel başkanım yardımcımız, bakanlarımız bu konuda çok ciddi manada destek veriyorlar. Biz bugün mesela hani siz sorarsınız diye bekledim. Lafı da uzattım ama sormadınız. Peki bu hafta kim gidiyor? Yeşilsar gidiyor. Geçen hafta kim gitti? Sarıoğlan gitti. Ondan önce kim gitti? Yeşilsar Kayseri'nin mi başkan? Yeşilsar evet bizim buradan şimdi şeyden çıkıyorsunuz Boğaz Köprü'den sola dönüyorsunuz. Yani belediye başkanı var Yeşilsar. Transfer yaptığımız İncesu belediye başkanı. İncesu'yu biliyorum değil mi? Ondan sonrası Niğde diye biliyorum. Ama bizimki de bir başarı hikayesi. Bir, Bünyan var mı dediniz? Ne olduysa aradan kısa bir zaman geçti. Bünyan belediye başkanımız. Maşallah. Yani böyle muhteşem bir performans gösterdi. Dışarıda falan fotoğraf çektirdi. Neredeyse bizi tanımayacaksınız Bünyan Bey'de. Sonra Eritaş katılmıyor programlarımıza falan. Yok, maşallah katıldı. Eritaş Bey katılıyor. Ertesi gün manşet yaptınız. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş. Peki. Selamette inşallah. Dolayısıyla bizim şurada demek istediğim şu Doğan abi. Bizim belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz eğer iyi organize edebilirsek, iyi organize ettiğimiz zaman neticeyi hızlı alabiliriz İsmail abi. Çünkü geçtiğimiz günlerde buraya Ulaştırma Bakanı geldi. Tabirimi hoş görün, yanlış anlamayın. Herhalde Ulaştırma Bakanı bir daha benimle görüşmek istemeyebilir. Yıldırdık ya. Yani. Siz de diyeceksiniz ki yıldırdığında tren mi geldi? Abi step by step diyor yabancılar işte. Parti parti. Yavaş yavaş. Uğraşa uğraşa. Şimdi bu konuşmalarımıza şehrin siyasileri, bürokratları, hatta yani kuvvet komutanları da aynı dolmuşta konuşa konuşa gittiğimizde şahit oldukları şeyler var. Ama birinci gündemimiz şu, biz tüm dinamiklerimizi hayata geçirmekle mükellefiz. Biz burada eğer il teşkilatının yöneticisiysek yapacağımız şu olmalı, Ankara'da ne kadar bürokratımız varsa belediye başkanlarımızın bunları ziyaret etmelerini temin etmek gerekiyor. Çünkü insanda hemşehircilik durumu var. Bazen bakanın onayı olmadan bile, bakana onaya gitmeden bile aşağıdaki ekibin karar vereceği işler olabiliyor. Evet. Bunlar nedir diyeceksin. İşte Yahyalı'da bugün bir gelişme oldu mesela. Oradaki hapishane, Yahyalı'daki hapishanenin yeri belediyemize devredilmek suretiyle bir aktivasyon yapılacak. Yeşilsar'da benzer bir durum var. Farklı ilçelerimizde farklı durumlar var. Mesela Sarıoğlan Belediye'mizin inşallah yani Allah nasip ederse bir güneş enerji santrali işi var. Bu hayata geçerse ciddi manada bir gelir ilçe için. İlçenin kaynakları çok değil. İşte 10-15 milyon lira bir bütçesi varsa var. Yapacağı işlerde, hizmetleri de sınırlı. Mesela geçtiğimiz günlerde uzatıyor mu? Uzatıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde mesela Özvatan Belediye Başkanımızı aradım. Dedim ki Sayın Bakanımız belki bahsetmiştir size. Sayın Bakanımız bizi aradı. İlçelerimizden yani böyle destek vereceğimiz talep olan, size iletenler kimler var diye konuştuğumuzda Özvatanımızın var, Sarıoğlanımız var, Pınarbaşımızın var, Sarızımızın var. Tek tek söyledik. Niye bunları söylüyorsunuz diyeceksiniz. Biz madem ittifaksak sözde olmamalı. Mesela konteyner dedikleri çöp kutusu ihtiyaçları vardı. Söylemekte zorlandığım ekskavatör gibi bir şey var. Ekskavatör yani bu iş makinesi talebi vardı. Mesela Sarızımızın çöp makinesi, çöp aracı ihtiyacı vardı. Öbürünün kamyon, bir kısmının nakdi para talebi vardı. Bunlarla alakalı Sayın Bakanımıza ilettik. Daha doğrusu Bakan Bey beni aradı.
O olay şöyle mi oldu değerli başkanım? Şimdi Cumhur İttifakı'nın da ait olan belediyelere baktığımızda işte Baki Ersoy'un bakanlar ziyaretinden sonra 3 saat sonra siz hemen bir... Nerede ölçtün 3 saat? 3 ya da 4 telefonda saat. Telefonda şey mi vardı 3 saati 5 saati değil. Burada, 4 saat olsun başkanım. Yok 4 saat 4 saat yani diye bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Ben lütfen sorumu sorayım siz ondan sonra cevap verin. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptınız. Sen var ya hiç uğraşma. Biz ittifak ortağımızdan memnunuz. O biz diye bir şey yok. Hep beraberiz. Yani diyorsunuz biz ki... Biz 3 saat sonrası 5 saat sonrası diye ben sana ispat ederim. Sosyal medya açarız. Kimin? Mesaj attınız hatta biz burada, belediyelerimizin biz burada bir yarış içerisinde değiliz. Biz bu yarış ihtiyaçta değiliz. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Madem eğer haber değeri taşıyacaksa onu söyleyeyim. Özvatan belediye başkanımız arasın, bağlansın veya size arayın, bağlanın. Sayın Bakanım, bakanlıktan sizi arayan oldu mu? Yok. Talebiniz nedir? Şunlar. Tamam, ben Bakan Bey'e söylüyorum. Bu modda konuşunca. Bu işi kim yapmış olsa olsun. İsterse biz 8 milletvekilimizden biri yapsın. İsterse MHP İl başkanımız yapsın. İsterse biz yapalım. Farkında bir şey yok ki. Ama burada söylemek istediğim nokta biraz şiracesinden çıktı. O öyle miydi? Şirace miydi? Şirace miydi? Öyle bir şeydi neyse. Oradan çıktı. Biz şunu demek istiyoruz. Ayrıştırmaya gitmiyoruz. O ilçelerimizin acil ihtiyaçlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Niye gündeme getirmeye çalışıyoruz? Ya burada akşam sabah oturuyoruz kalkıyoruz. Güzel insanlar. Yapılan işlerde güzel neticeler alıyorlar. Bugün Sarıolan Belediye Başkanımızdan bahsettik biraz önce. Gözleri ışıldıyor. O kadar mutlu ki. Yani çalıştırdığı insanlardan, aldığı enerjiden. İşte Sarız Belediye Başkanımız geldi geçen gün. Ziyaret etti, konuştuk. Hatta Haseki Bakanımızla bir görüşmesi vardı. Sonrasında Memduh Başkanımızla görüştük. İkinci Memduh Başkanımız, Pınarbaşı Başkanımızla. Başkanım şunlardan şunlardan senin ihtiyacın vesaire nedir diye söylediğimizde çok mutlu oldular. E şimdi biz eğer burada diğer 12 belediyemize, Büyükşehir'le beraber 13 belediyemize hizmetleri alıp burayı ötekileştirmiş olsak bunları ben burada rahat rahat konuşamam. Hatta siz sormadan ben anlatıyorum. Biraz da boş bulundum değil mi? Yok güzel. Kamuoyuna aynen böyle çalıştığımız şekil bu. Aranızda sıkıntı yok yani MHP ile. Kiminle? Bak abi net söylüyorum. İşte huzurunuzda benimle küs olduğunu söyleyen bir kişi çıksın abi. Buyurun. Ya benim küs olduğumu söyleyen bir kişi çıksın abi. Hiç kimsenin elhamdülillah bir sıkıntımız yok abi. Ama uğraşın uğraşın bir şey çıkartmadın Doğan Bey. Evet. Belki çıkar başkanım. Yok ya. Çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Allah'tan yardım dili yok yani. Bizim peki, yaptığımız bir şey yok. Başkanım belediyelerin borç durumları nedir? Azalıyor şunu, abi. Azalıyor mu? Ama ben şöyle söyleyeyim. Belediyenin borcunun azalması azalmaması. Mesela Memduh Başkanımız 150 yılda 150 proje dediniz. 150 milyon borcunu azalttı. Hı hı. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Yani benim kanaatim şu. Bugün burada kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Borcu olmayan biri var mıdır? Mümkün değil. Hiçbir şeye borcunuz olmasa elektrik borcunuz vardır. Ne? Şimdi bence borcun çevrilebilir olması önemli. Borç olmasa gelişme olmaz. Yalnız borç boyunuzu aşmayacak. Sıkıntı orada. Borç boyunuzu aşarsa sıkıntı orada. Bugün belediyelerin borçlanması kadar, borçlanabilmesi kadar doğal bir şey yok. Bence borçlanabilmeli de. Niye diyeceksiniz? Borçlandığınız zaman genel bütçeden pay alıyorsunuz. Bugün mesela biz elektrik santrali yapılacağı zaman 30 yıl vadeli kredi veriyor. Kredinin işte sürecini biliyorsunuz ne olduğunu. Ben anlatmama gerek yok. Ama 30 yıl zarfında bura 5 sefer falan kendini amorti eder. O ilçeye para gelir. Bu nereden geliyor? Genel bütçeden geliyor. Burada çevrilebilir veya çevrilebilmez olması önemli. Çevrilip çevrilemediğinde personel maaşlarını ödeyebiliyorsa çevrilebiliyor, ödeyemiyorsa çevrilemiyordur. Hiç bunun alamicimi yok. Eğer personelleri bir ay, 10 gün, 15 gün, 3 ay sonra parasını alıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Ben de şahit oldum böyle bir şey olmadı. Başkanım Kayseriler uyanık diye geçinir. Hep bu zaten başımıza bela oldu. İşte, uyanık ben de onu soracağım. Yani biz uyanığız dedik ama yıllarca bizi uyutmuşlar. Kayseri işini bilir bilir diye. Genel bütçeden hep başkaları para almış bize. Biz kendi yağımıza kar olanın yoluna bakarsak. Bizi uyutmuşlar değil mi? Bundan sonra ne olacak başkanım? Şimdi abi az önce söylediğimizin devamı olacak. Nasıl olacak? Biz bundan sonraki süreçte hep söylediğimiz her hafta, yani abartmış olabilirim belki ama her hafta iki dedik. En azından bir belediye başkanımızın genel merkezde veya genel merkez ifadesi biraz değişik oldu da bakanlıklarda mutlaka randevu alıp gitmesi gerekiyor abi. Çünkü oralara gittiği müddetçe hiçbir şey olmasa yüz yüzden utanır. Bir seferde olmasa ikinci seferde istediğimizin bir kısmını alırız abi. Çünkü ortada bir pasta var. Bu pastadan daha büyük pay alabilmek il başkanının, ilçe başkanının ve belediye başkanının elinde. Ne kadar çok ziyaret olursa o kadar çok fayda temin ederiz. Mesela hacılar burada kentsel dönüşüm projesi yapıyor. Yani yarın bir gün Sarız, Pınarbaşı, işte Özvatan, Tomarza ciddi manada ağırlığımızın olduğu yerler Ankara'da. Bürokratımızın çok oldu. Yani hep şunu söyleriz. Biliyor musun? Bir de kendi ayağımıza şey yaparız böyle zaman zaman. Ya bizim bürokratımız yok. Nasıl yok? Dünyanın bürokratı var Ankara'da.
dünyanın, bir de bizim havamız da iyi Ankara'da. Yani Kayseri dediğin zaman en azından teşkilatta durum böyle. Ciddi manada bir ağırlığımız var. Bu ağırlığı da hissedebilmek için bizim yapmamız gereken bunu kullanmak lazım. Kullanabilirsek, hayata geçirebilirsek değerli. Evet, önemli. Hayata geçirebilirsek, o şimdi bir adam diyelim ki zenginliğinden bahseden birisi. Bence bitmiş adamdır. Biz burada Kayseri'nin işini bilir. Yani iki sene önce şöyle bir şey söyledik. Ne derece doğru bilmiyorum ama Kayseri'li işini bilir değil, Kayseri'li işini takip eder demiştik. Allah da nasip etti. Şimdi belediye başkanımız birer ikişer gidiyor. Mustafa Yalçın başkanımızdan başladık. Diğer başkanlarımızla beraber devam ediyor. Amacımız Ankara yolunda birden fazla belediye başkanımızın gidip geldiğini görebilmek. Hani çok önce, yıllar önce bir kitap okumuştum da. Japon tüccarları nasıl tanımlarsınız diye soruyorlar da. Yani bir cümleyle tanımlayacak olursa nasıl tanımlarsınız? Diyor ki sürekli 70 bin Japon tüccar havada diyor. Şimdi seyahat ederse bir insan, belediye başkanlarımız Ankara'yı yol, bağ yolu yaparsa alınan enerji, alınan destek çok artar. Bunun başka yolu yok. Çünkü Ankara'da ben şu bakanlıktan randevu alamadım diyebilen bir belediye başkanı yok şu anda. Yani Ankara'da havamız iyi. Evet. Kayseri olarak. Peki bu son transferiniz İncesu Belediye Başkanı. İncesu da gitti. Evet, İncesu'da nasıl çalışmalar, hizmetler nasıl, takip ediyor musunuz? İncesu Belediye Başkanımıza şimdi siz soracaksınız ne zaman görüştünüz diye. 3 gün önce görüştük telefonda. Cuma günü görüştük, evet. Şimdi İncesu Belediye Başkanımız yaptığı işleri bilerek yapıyor. Gayretli. Şahsen dokumuzda da bir problem yok. Dokuda, yani parti ve belediyemizin dokusunda problem yok. İncesu'da da problem yok. Önce işte şuydu buydu falan dediler. Çok dillendirildi falan ama bu süreci elhamdülillah iyi atlattık. Geldiğimiz noktada İncesu Belediye Başkanımız il teşkilatına karşı son derece ilk günkü gibi nezaketli. Biz de ilk günkü gibi kendisine nezaketli davranıyoruz. Elimizden gelen ne varsa da ekstra ilgi gösteriyoruz. Çünkü biz orada yapılan projeleri geçtiğimiz günlerde, gününü hatırlamıyorum ama evet, Ramazan'dan sonraydı herhalde. Partimizde bir çalışma esnasında akşam saatlerinde çalıştık Develi ile beraber. Yapılan projeleri anlattı, yerlerini anlattı. Bununla alakalı Sayın Haseki Bakanımız da ilgili bakanlıklar aramak suretiyle Ankara'da yapılacak işleri hızlandırdı. Sonrasında kendisi bir Ankara ziyareti oldu. Ankara ziyaretinde kendisine randevu Cuma gününe vermişler. Diyelim ki bugün çarşamba olsun, Cuma, gelecek hafta Cuma'ya vermişler. Dedi ki Cuma'ya kadar ne bekleyeceksin başkan? Bakan Bey'i arayalım. 2 gün, 3 gün öne alalım. O da Cuma günü olan randevuyu Pazartesi'ne aldık. Gitti, ziyaret etti. Mutlu döndüğünü biliyorum. Dolayısıyla bizim diyaloglarımız eskisinden biraz daha ileride. Daha böyle birbirimizin samimiyetini anlamış vaziyetindeyiz. Dolayısıyla bir problem yok. Belediyelerin hizmetlerinden derken biraz önce koronaya falan olağanüstü haller oldu. Biliyorsunuz tüm dünyada koronayla evet, mücadele ediliyor. Belediye hizmetleri, işte biraz önce siz de ifade ettiniz, Mendupe 150. yılında 150 proje dedi. 150 milyon borcu aşağı çektiğinizi, azalttığını söylüyorsunuz. Ama proje bazında baktığımızda projeleri devlet yapıyor. Örneğin Millet Bahçesi'ni devlet yapıyor. Zaten maharet onda değil mi? Ama bütçeden para ayırmadan işi yapabilmekte. Şimdi bilmiyorum da tabii büyük projelere eğer Kayseri'ye dışarıdan para girerse, samimiyetle söylüyorum, Kayseri bir o kadar daha gelişir. Çok net bilmemekle beraber sizin bilginiz dahilinde 1 milyon 450 bin herhalde bütçesi. Büyüşelim. Rakam hatırlayayım. Yani 1,5 milyar TL yani. 1,5 katrilyon. Şimdi bu 1,5 katrilyonda işte personel maaş ödemeleri var. 2150'ye ulaşmış yorum sayımız. Maaş ödemeleri var. Efendime söyleyeyim. Ondan sonraki süreçte işte yapılacak yatırımlar var. Ne bileyim, standart giderler var. İşte sübvanse edilen yerler var. Mesela bugün Büyükşehir Belediye'miz toplu taşımla alakalı kar ettiğini kimse düşünemez. Bunu sübvanse ediyor. İşte bazı yerlerde sübvanse etmesi gereken yerler var. Bunları sağlarken bu işleyişin dışında dışarıdan para girmesi lazım. Keşke daha çok para getirtirebilsek Kayseri'ye. Bugün mesela havaalanına 400 milyon lira civarında bir bedeli var havaalanı ihalesinin. 400 milyon TL. Bu para Kayseri'ye giriyor. Nasıl giriyor? İşte Kayseri'de işçi çalışıyor. İşte şehir dışından buraya malzeme geliyor. Buradan dışarıdan gelsin canım. Dışarıdan gelmesi lazım. Bence Büyükşehir Belediye'mizin borcu azdır çoktur. Önemli olan sürdürülebilmesi. Sürdürülebilir olduğu müddetçe doğru yatırımlarla Kayseri'ye katkı sağlayacak. Mesela Erciyes projesi. Erciyes'e yapılan yatırımlar çok değerli yatırımlar olduğu için Kayseri'ye kar olduğu zaman ciddi manada katkı sağlıyor. Ama bunu işte son dönemde şu sıcak su meselesinde gündeme getirdiğimizde bir sondaj yapılacak. Eğer bulunabilirse Kayseri bir Kayseri daha olacak. Bu sondaj yapılırken bile belediye bütçesinin yapılmamasıyla alakalı çalışma yapmak lazım. Her şeyi genel merkezden istemek lazım. Yani devletten istemek lazım, Ankara'dan istemek lazım.
bu moda geçtik. Ya biz işte Kayseri kendi kendine yeter, biz ağayız paşayız, o iş bitti. Başkanım. Çok özür dilerim. Belediye başkanların bir program yaptığında veyahut da bir açılış veyahut da bir yatırım yaptığında veyahut da bir paylaşım yaptıklarında, siz geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir yayında bir istişare yapılması lazım. İstişare yapılmadan yapılan... Şey diyorsun, Merkez Belediye'mizi mi diyorsunuz? Yani o artık onu geride bıraktık. Şimdi yapıyor mu belediyeler sizle? Yapsa zaten anında siz söylersiniz. Ondan sonra bir şey çıkmaz zaten. Belediyeler sizlerle bir iş yaparken fikir alışverişi oluyor mu diyorum. Şimdi Doğan Bey, onu beklersek yanlış olur. Nasıl yanlış olur? Yani çok da kendimi havaya sokmamam lazım. Yani başkanım şöyle bir paylaşım yapabilir miyiz? Hayır, paylaşım için de yatırım olabilir. Veyahut da bir önemli bir görüşme olacaktır. Şaban Bey, şöyle bir görüşme olacak sizinle. Sorunuza olsun. Cevap olursa şunu söyleyeyim ben size. Bir, Ankara'ya giderken mutlaka bilgi veriyorlar. Biz Ankara'ya gidiyoruz, şu bakanımla görüşeceğiz diye. İkincisi, kendilerini ziyaret eden üst düzey protokol varsa şu bizi ziyaret edecek. Yani gelmek isterseniz falan gibi bilgi veriyorlar. Üçüncüsü, özel kalemler arasında bir diyalog var. Bizim özel kalemler, onlar arasında diyalog var. Yapacaklar cuma programına kadar haberimiz var. Ama yapacak paylaşımdan haberimiz olmaz. Ha, burada atladıkları bir şey var mıdır? Ben şahsen bilerek atladıkları bir şey olduğuna inanmıyorum. Ancak bilmeden atladıkları, işin yoğunluğundan kaynaklanan bir şey şu ana kadar ufak tefek olmuştur. Bundan sonra olur mu? Mutlaka olur atlayacakları. Ha, zaman zaman ihtiyaç duymamışlardı. Bize söylemeye gerek kalmamıştır. Bugün mesela bir yerden bir haber geldi. Bir konuyla alakalı. Zaten yapılan bir yanlış varsa anında bize ulaşıyor. O gelen yanlış araştırdık. Çok böyle yanlış gibi de değil. Yapılan iş tamamen şeffaf, sıkıntı olmayan bir iş. Ama bize gelen duyuma göre çok yanlış bir şey yapılmış gibi. Ama araştırdığımızda vardığımız kanat yanlış bir şey yok. Anlatılmakta problem olmuş. Dolayısıyla belediye başkanlarımız, yani tabii nefes alsa bize haber veriyorlar diye iddialı bir laf söylemek isterim ama o zaman bizim iş yükümüz çok artar. Yapılacak işlerde, önemli işlerde mutlaka ama mutlaka bize bilgi veriyorlar. Veya şimdiye kadar verirler. Bundan sonra verirler zannediyorum. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile de bir ittifak içinde misiniz? Biz mi? Evet. Benim haberim yok abi. Çünkü hiç eleştirmiyorsunuz en son. Kimi? Ne CHP'yi eleştiriyorsunuz ne İyi Parti'yi. Eleştirince onlar... elime ne geçecek abi, söyle abi. Hayır, onlar her hafta 2-3 kez sizi eleştiriyor AK Parti'yi. Ne demiş sizden... abi? Mesela ne demiş? Ben şimdi buradan cevap vereyim abi. Mesela bugün... Niye buradan veriyorum başkanım? Geçim yan tarafına. Mesela bugün AK Partili bir isim hakkında suç duyurusunda bulundular. Onu duymamışım abi. Hangisi acaba? Ya şeyde İstanbul, İstanbul'la alakalı. Abi İstanbul'a hani karıştırmaya karışma. Haftada bir iki kez eleştiri yapıyorlar sizi. Ama siz... Demeli demese yatırım almıyor, ilçeleri yatırım almıyor dedi. Arı, dur, Çetin hangi Arı'nın ilçenin nasıl soyulduğunu açıklayacağım dedi. Çok, onu bekliyoruz. Siz abi. Onu bekliyoruz. Bak abi, ben şöyle söyleyeyim. Siz gerçi eleştiri... Onlardan mı bekliyorsunuz, bizden mi bekliyorsunuz? Onlardan bekliyoruz. Siz mi açıklayacaksınız? Hayır, ne bileyim, biz de bekliyoruz. Yok, açıklayacak. Hayır, soru sormamızı mı bekliyorsunuz diye. Tam iş karıştı şimdi, başa saralım abi. Olay şu. Biraz önce ben size örnek verdim, biliyor musunuz abi? Dedim ki bir ilçemizde, daha doğrusu bu tohumluk buğdayla, buğday değil de tohumlukların dağıtılması alakalı, hibe tohumlukların dağıtılması alakalı yandaşlarınıza veriyorsunuz demişlerdi. Ben basına çıkıp da bunu yakalamış, tamam yakaladım, haber olurdu, bir numara olurduk. Şeyde, sizin gazetede manşet olurduk. Çok hoşumuza giderdi, şöyle güzel de resim basardınız. Tamam işte il başkanı, popülerite peşinde değiliz. Ben kendisine telefon açtım. Dedim ki bak, sizin bu söylediğiniz şey, biz yandaş diyorsunuz ya, yandaşımıza vermiş diyorum. Bizim yandaşımıza... Onlar öyle yapmıyor, açıklama yapıyor. Benim tarzım o abi. Niye? Ekran önünde didiştiğin zaman sonucun nerede biteceği belli olmaz. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Biz Kayseri olarak şanslıyız. Bunu da özellikle söyleyeyim. İl başkanlarımıza nezaket had safhada. Ama Ankara'da, İstanbul'da yapılan işlerle alakalı açıklama yapıldığı zaman ben çok şık bulmuyorum. Nasıl şık bulmuyorum? Ya şimdi Kayseri'den sorumlu bir adam oturup da işte Türkiye geneliyle alakalı yorum yapmasını kim dinler ki? Siz hiç Sivas İl Başkanı'nın Türkiye genelinde yaptığı yorumla alakalı hiçbir şey dinlediniz mi? Dinlemez. Ben de bilmem, o da bilmez. Kendi kendisine egosunu tatmin eder bu. Ama Kayseri'de bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüz bir konu olursa ve bu da eğer siyasi bir söylemden öte gitmeyen bir şeyse kendi tamam hakkımız helal olsun diyebiliriz. Ama eğer siyasi söylem değil de ciddi manada bir şey söyleniyor, bir haksızlığa uğradığıyla alakalı bir vatandaşın söylemi olabilirse olabilir. Mesela örnek göstereyim. Daha önce programlarda söyledim. Bir il başkanımız, isim vermiyorum ki cevap hakkı olmasın diye, dedi ki siz de işe adam alınırken toplum yararına personel, TYP, işe adam alınırken sizden liste gidiyormuş dedi. Şimdi ben nasıl bu işi yaptığımızı kendisine anlattım. Diğer il başkanlarımız da şahit. Noter huzurunda kura çekilince sıkıntı olur mu dedim, olmaz dedi. O zaman sizi tebrik ederim dedi il başkanımız. Bu bahsettiğiniz il başkanı.
Niye bunu söylediniz? Ben toplumumuzun da çıkıp da noter uzunluğuna kura çekiyoruz diye anlatmadık. Anlatsak olurdu yani. O da bizim eksikliğimiz. Onu anlatmış olsaydık başka bir şey söylerlerdi. Ama siyaseten ufak tefek şeyler olabilir, açıklamalar olabilir. En son ne zaman eleştirdiniz? Hatırlıyor kimi? Musunuz? İYİ Parti ya da CHP'yi. Niye eleştireyim ki, bir şey mi oldu ya? Yani? Buradan eleştirelim abi. Söylediği bir şey varsa söyleyeyim, ben duymadım. Peki. Peki biz söyleyelim. Niye? Ya eleştirmiş olmak için niye eleştirek ki? Yani ben herkesle iyi geçiniyorum diyorsun. Yok, herkes iyi geçinme değil. Ben doğru bildiğim yüzüne söylerim. Basına çıkıp söylemek çok kolay. Çıkarsınız. Şimdi bir değerli büyüğümüz var. Kayseri'de basınımızın değerli duayeni Doğan Havur. Diyor ki MOBESE kamerasına konuşuyorsunuz diyor. Şimdi ben basın önüne çıkıp da eleştirmek için bir şeyim. Kendisi telefon açarım. Olayın aslı budur derim. Kendi çıkar televizyonda söyler. Çetin Arı'da aradınız mı? Hangi ilçenin nasıl soyulduğunu anlatacağım dedi. Şimdi anlatmadan bir şey sormak olmaz. Hı. Eğer böyle ilçe soyulduysa neyi bekliyoruz? Değil mi? Şimdi ilçe soyulduysa biz il başkanı olarak atlamış olabiliriz. Radara düşmüş olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. Bilmediğimiz bir şey olabilir. Zannetmiyorum da. Şimdi sadece Çetin Arık vekilimizin duyduğu bir şey, yani bir an önce söylerse bize düşen bir yanlış varsa, bakın hiç mesele de ipin ucu nereye varsa varsın. Bize düşen bir şey varsa, bizim partimizde bir yanlışlık varsa, bizim belediye başkanımızda bir yanlışlık varsa, tekrar başın sorunun şeyimizin başına birinci bölümde söylemiştim, biz burada bostan korkulu değiliz. YouTube oturmamız gereken bir şey yok. Çünkü koruk yemedik ki karnımız ağrısın. Eğer bir şey varsa, soygun varsa, talan varsa, şimdi o il başkanımıza izah ettiğimiz gibi yandaş dediğiniz kişi sizin ilçe başkanınız çıktı tohumlu olan diyebiliriz yani. Bu bizim için çok normal bir şey. Değil ama çıkıp açıklamamız doğru olur mu cidden? Bunu bu almış falan gibi. Sonuçta onlar bir açıklama yapıyor. Sizin de ona bir cevaben belgesiyle koyarak çürütmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani belgesini biz kendisine gönderdik. Hani böyle bir tarzımız onlar var. Onlar toplum önünde sizi bir şekilde eleştiriyor. Yöntem... Yani eleştiriyor da şöyle söyleyeyim. Toplum da herhalde buradan seyreden az çok kimin samimice söylediğini anlıyordur yani. Değerli başkanım, teşkilat üzerinde en çok ağırlığı olan ÖSSK Başkanı'nın olduğu ifade ediliyor. Yani direkt gerçekten ÖSSK Başkanı'na mı bağlısınız siz? Efendim ben bir numara bağlı olduğum yer Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun dışında? İşte ondan sonra Erkan Kandemir Başkanımız geliyor. Ondan sonra diyeyim o zaman. Ondan sonra ben geleyim. Çok kimse... tevazu göstermiş oldum. Yani ben kimseye bağlı değilim. Cumhurbaşkanı temsilcisiyim. Şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Cumhurbaşkanı ifadesi değil de Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'deki temsilcisiyim ben. Ama biz Mehmet Özaseki Bakanımızla iyiyiz, aramız iyi ve Kayseri'nin bir büyüğü. Sayın Mustafa Elitaş Bakanımız Kayseri'nin bir büyüğü. Taner Yıldız Sayın Bakanımız Kayseri'nin bir büyüğü. Sanki toplumda biraz Sayın Özaseki Bakan Bey'in daha fazla teşkilat üzerinde bir ağırlığı varmış gibi bir görüntü, algı var. Ben evvela şunu söyleyeyim, ben bildiğim doğru neyse... Herkese her atmosferde söyleyebiliyorum elhamdülillah. Var mı? Nasıl var mı? Doğru bildiğinizi söylüyorsunuz diyorsunuz ya. He? Var mı yani o zaman benim soruma cevap olarak? Şunu anlatayım da mevzu. Şimdi bana ağırlığı olduğuyla alakalı bir kriter söyleyin. Deyin ki şunu, şu vekil söylemiş de bunu ciddiye almamışsınız da bu vekil söylemiş de diyemezsiniz. Niye? Ben bugün için sıralamaya baktığınız zaman Hülya Hanım'dan ÖSSK Bakanımıza kadar her vekilimiz Kayseri'de bizim için değerdir. Bunu siyasetten söylemiyorum, samimi olarak söylüyorum. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması sebebiyle Mehmet Özteki Bakanımızın son dönemde belediye başkanlıklarımızı ziyaret etmemiz sırasında. Belediye başkanlıklarımızı ziyaret etme sırasında bir arada olmamız, bir arada çok fotoğraf vermiş olmamız bu süreçte sizin böyle düşünmenize vesile olmuş olabilir. Ben olsam ben de böyle düşünürüm. Ancak biz burada... Ne bileyim yani, tekrar ediyorum, ben Cumhurbaşkanı'na bağlıyım. Aslında doğru olan da o. Siz yani genel başkanımıza bağlı, evet. Sen genel başkanın buradaki temsilcisisiniz. Öyle görmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi efendim Melik Gazi'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir meclis üyesi istifa etti. Dolayısıyla orada yedekteki 3 isim de AK Partili. Şimdi orada meclis üyesi daha belirlenmedi. Bu 3 AK Partili ismin istifa ederek tekrar Milliyetçi Hareket Partili yedek olan isme meclis üyesi olarak gelmesi için bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Öyle bir anlaşma yapıldı mı? Şimdi böyle bir şey söylendiğini zaten aşikar duyuluyor, biliniyor. Böyle bir şey herhalde ilk sıradaki Mert isimli bir arkadaşımız vardı AK Parti'den. O istifa etti sırası gelen. Sonrasında Hamdi Bey var herhalde. Ondan sonra da şey var. Hamdi Bey istifa etti mi? İhsan Nursaçan var.
Hamdi Bey istifa etti mi? Sanki... Etmedi gibi biliyorum ben. Mert Bey istifa etti de Hamdi Bey ile alakalı süreç etmedi ama edecek diye duyuyoruz biz de. Baskı var mı? Etmiyorum dese ne yapacaksınız? Şimdi evvela ben baskı yapsam sokuyorum. Ben baskı yaptım. Ya istifa edeceksin. Ne falan elime ne geçecek ya? Etmiyorum dese ne yaparsın? Ne yapacaksın hiç? Etmez. Sonra şey mi kapış kapış bir şey mi var yani belediyede meclis üyesi olunca çok mu büyük bir şey eline geçiyor? Aslında yükü artıyor insan. İhsan Nur Saçan var. İhsan Nur Saçan'dan sonra da Ömer ismini hatırlayamadım. Ömer Dinçer değil. Ömer isminde bir MHP. Ne fark ediyor ki zaten şey değil misiniz? İttifak, Cumhur İttifakı değil misiniz? Niye istifa ediyor ki? Mert Bey devam etsin. İşlerinin yoğunluğundan olabilir İsmail abi. Peki. Ama seçilmiş bir, hak verilmiş, hak kazanmış bir insana istifa etmek etik mi? Ya şimdi evvela şunu söyleyeyim ben. İstifa et demek etik mi değil mi? Tabii ki istifa et. İlginç tabii dememek lazım ama istifaya kimseyi zorlayamazsınız. Şimdi siz beni çağırdınız, ben çağırmasanız buraya gelebilir miyim? Ben de rızamla hareket ediyorum. Onlar da rızalarla hareket ederlerse istifa edince oradan herhalde istifa etti değil mi? Rıfat Bey istifa etti. Sonra en son 3 istifadan sonra yine gelecek olan MHP'li meclis üyesi. Bu konu gündemde konuşuluyor. Ama benim bildiğim bir kişi istifa etti. İkinci kişi henüz daha istifa etmedi diye biliyorum. Hatta söylenen de şu, 2 kişi daha istifa edecek. Sonraki Ömer Bey gelecek. MHP'deki meclis üyesi gelecek diye bir söylenti var. İstifa etmesi etmemesi kişinin kendi kararıdır. Sonra istifa etse de etmese parti de... Parti ihraç ediyor mu etmezse? Bizde olmadı. Bizde öyle olmadı bir şey. Hayır. Parti ihraç etse ne olacak ki? Adam istifa etmezse yine meclis üyesi olarak kalır. Mesela parti niye ihraç etsin? Bence hiç, biz daha hiç öyle bir şey yaşamadık ihraç. Ben geldim yani. Konudan haberiniz yok mu başkanım sanki? Burada ilk kez duymuş gibi. Yok, ilk kez duymadım. Yani hiç kimse samimiyetsizlik yapmıyor. Bu konuyu biliyoruz. Konuşuyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Yani burada da konuşalım. Yok, ikinciden istifa ettiğinde haberim yok. Etmedi biliyorum da ben. Benim haberim yok. Haberim varsa var derim. Yoksa yok derim. Bu konuda siz baskı yaptınız mı dediniz de ben yumuşak geçiştirmeye çalışıyorum. Niye baskısı yapacağız abi? Baskı yapınca adam yani zorla herkes aklı başında adam. O adama baskı yapınca ben istifa etmiyorum deyince ne yapacak adam? Yani hiçbir şey yapmazsınız. Durum izah ediliyor. İşte durum şudur. İşte meclis üyemiz istifa etti. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar görüşüyor. Ben hiçbiriyle eğer sorunuz şuysa hiçbiriyle görüşme yapmadım ben. İstifa etti demem diyorsunuz. Demedim yani. Demem. Yani kendi rızalarına bırakın. Hatta şöyle yapalım. Buradan o istifa et dendiği söyleyen arkadaşlar beni arasın. Burada arasın ve bana mesaj atsın. Ben hiçbiriyle bir görüşmem yani istifa et değil görüşmem dahi olmadı. Ben kimseye ben bu süreçte istifa et diye baskı yapmam. Ya, ne gerek eder, var ki? Etmez. Kendi rızası. Bir de şöyle bir şey var yani burada. Ederse de ödüllendirir misiniz? Yakında kongreniz var. İl yönetimine falan alıp da bunu arkadaşlar ödüllendirir misiniz öyle bir şey? Öyle bir şey düşünmedik. Yani bilmiyorum hiç aklıma gelmedi. Ama böyle bir şey de olmaz herhalde. Ben tüyo vereyim ben. Yani onur edersiniz. Siz o zaman bir şey duymuşsunuzdur. Biz o zaman şöyle bir söz mü vermişiz yani? Ben öyle bir söz vermedim. Öyle diyorum da işte. Yok. Ben öyle bir söz vermedim. Ama başka bir ilçe başkanım söz vermiş olsa da yerine getirirse getirir. Getirmezse kendi bilir. İl başkanı dururken ilçe başkanı niye söz versin? Bu verebilir canım. Merkez verebilir sözü. Ama yerine getirebilir, yerine getiremez. İl başkanı da tekrar söyleyeyim Bostan Korkulu değil. Başkan da mesaj veriyor. Evet. İl başkanı da Bostan Korkulu değil diyor. Evet. Onu sık kullandım ya Bostan Korkulu. Çok kullandım. Bugün evet. Sevdiniz başkan bu işi. Çok sevdim. Başka bir moda geçelim artık. Osebe'yle ilgili birçok iddialar var. Siz mesela bu AK Parti il başkanı olarak bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Hükümetin temsilcisiniz. Sonuçta sanayicilerin de burada bir sıkıntı varsa ki AK Parti milletvekili önceki dönem ekonomi bakanı Sayın Mustafa Elitaş'ın çok ciddi bu sizin oturduğunuz koltukta iddiaları yargıya taşınan demek olayları. Demek ki Elitaş da gelmiş İsmail abi buraya. Yok diyordunuz. Gelmiyor buraya. Diyordunuz. Herkes açık. Bir Taner Bey. Gelmek isteyenleri açık. Taner Bey kaldı zaten. Taner Bey de kendi haline bıraktı. Dünyanı tanıyorsunuz. Bir de şey var. Bir dakika. Yeşilsel. Felahiye var. Felahiye'nin Yeşilsar. Onu tanıyamadık. 7 yıl oldu herhalde. Olabilir. Şimdi Osebe'ye tekrar dönelim. Sayın Elitaş burayla ilgili çok ciddi eleştirileri gündeme getirdi. Siz bakıyoruz bu süreçte hiç topa girmiyorsunuz. Yani Elitaş'ı yalnız mı bırakmak istiyorsunuz? Kendi Elitaş gündeme getirdiği için Elitaş mı takip etsin diyorsunuz? Orta top var da biz mi girmedik ya diye. Ya da niye girmiyorsunuz? Siz o zaman gündemi takip etmemişsiniz. Şöyle söyleyeyim ben size. Bundan bir süre önce siyasi parti il başkanının topa girmemesi diye bir şey olmaz. Zaten top kucağında. Olumsuz giden her işten sorumlu siyasi il başkanıdır. Doğru mu abi? Evet. Ay vah bir olmuş. Siyasi parti il başkanı topa girse ne olur girmesin. Girmek zorundadır. Bunu altını çizerek söylüyorum. Topa girmek zorundadır. Çünkü şehirle alakalı bir şey gelişiyorsa sizin bilginiz veya
en azından tavrınız olması lazım. Mesela biraz sonra belki sorarsanız ASKF var, onu da sorun. Onu da sorun lütfen. Burada bize bundan bir süre önce bir ilçe yönetimimizdeki arkadaşımızla beraber, bir ilçemizin, merkez ilçemizin yönetimimizdeki bir arkadaşla beraber bizi ziyaret etmeye gelen bir sanayicimiz oldu. Bir kişi mi? Bak iki kişi geldiler, biri bir ilçemizin yönetiminde. Biliyorum. İşte toplam iki kişi oluyor yani, evet. Maşallah her şeyde biliyorum Doğan Bey. Söyledik ben de, yalan var mı Doğan Bey? Burada söyleyin ya. Yok. Değil mi? Net konuşuyorum. Evet. İki kişi geldiler. İyi bir gazetecinin ağzından da yalan olmadığını duymak güzel. İki kişi geldiler. Söyledikleri şu, yakında İbra ile alakalı. Mali Genel Kurulu varmış. Tarihini bilemiyorum şimdi, hatırlayamadım. Mali Genel Kurulu var. Kendileri de bunu sosyal medyada 2-1 oldu elhamdülillah. Çok şükürüne geçtik. Mali Genel Kurulu'da biz ibra etmeyeceğiz dediler. Gelen kişi ben ibra etmeyeceğim dedi. Sosyal medya hesabına çarşaf çarşaf da açıklıyorum dedi. Allah Allah, ben de sosyal medyayı biraz şey kullanırım yani. Aktif kullanırım. Golü geçersem. Aktif kullandığımı zannederim. Hiç görmedim sizin paylaşımınızı dedim ya. Ama şeyi görüyorum. Orada bir beyefendi, çalışan bir beyefendi işten çıkınca bu da çarşaf çarşaf bir liste yayınlıyor. 400 sayfa mı 40 sayfa mı öyle bir şeyden bahsediyor. Belgeleri yayınlıyor. Belgeleri yayınlıyor. İşte tesbih alınmış, şu harcamalar yapılmış, Osmanlı'da vesaire gibi. İşte bununla alakalı. Müfettiş raporları var, onlar raporları var. Raporları varmış, bununla alakalı söylediler. Tabii burada şöyle bir cevap verebiliriz işte. Yani henüz daha mahkemeye karar vermedi, mahkeme kararına saygı bulmak lazım gibi yuvarlak bir cevap verebiliriz. Evet. Ama biz yuvarlak cevap vermeyelim, köşeli cevap verelim dedik. Kendilerine konuştuk. Gelen arkadaşın babasına da selam gönderdim ben. Evet. Babana da çok selam söyledim. Bizden yaşı küçük ya, babası da bizim yaşlarımız aşağı yukarı. Selam söyledik. Neyse kalkarken giderken herhalde 8-10 kişi vardı makamda. Aynen şöyle söyleyeyim. Allah'ın rızası neredeyse biz oradayız dedim. Bunun üzerine kimse bir çift laf söyleyemez. Söyleyebilse buyursun söylesin abi. Arkasından Tahir Rusaşan başkanım aradım. Dedim ki bak başkanım, sizin yakında Mali Genel Kurulunuz varmış. Ben o zaman öğrendim. Mali Genel Kurulunuz varmış. Mali Genel Kurulu'da ibra edilip edilmemekle alakalı bir durum var. Kısa bir konuşma geçti. Dedim ki bizim parti olarak şahsen düşüncemiz şudur. Allah'ın rızası nedir? Biz oradayız. Şimdi eğer ortada bir usulsüzlük varsa biz hiç kimsenin arka bahçesi, ön bahçesi değiliz. Ama ortada bir usulsüzlük yok da birileri iftira atıyorsa ona da alet olamayız. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sıkıntılı bir süreçte, bak sıkıntılı bir süreçten kastım şu. Karışık kuruşuk işler söylemiyorum. Sıkıntılı bir süreç şu, birinin hakkına girmekten korkarız. Eğer ortada bir olumsuzluk varsa biz hiç kimsenin arkasında olamayız. Ama adama iftira ediliyorsa da sırf birilerine yakın veya birilerine uzak olmak için de yanında olmayız. Bunu net olarak söylüyorum. Bunu kendisine açıp söyleyebilecek kadar da cesaretim var. Söyledim. Bundan sonraki süreçte ne olur ne biter bilmem. Yani Sayın Ali Taş'ın söylemlerine... Abi kim ne söylerse söylesin, benim söylediğim bu. Allah'ın rızası uygun, Allah'ın rızası neredeyse biz oradayız. Var mı daha üstünde bir şey? Ama kendi milletvekiliniz. Kendi milletvekiliniz. Ben kendim söylesem bile bana şey. Ne söylemiş abi kendi milletvekilimiz? Ortada. Mesela vakıf üzerinden eleştiri yapıyor. Şeytan işi diyor. Abi bak eleştiri yapar, şeytan işi diyebilir. Burada eğer bu süreçte Allah'ın rızasına uygun olmayan bir şeye biz destek olacaksak, iki taraf için de söylüyorum. Yani bu süreci oldu. Peki niye Tahir Bey'i aradınız, Eltaş Bey'i aramadınız? Böyle bir sıkıntıdan bahsediyorlar. Şimdi Eltaş Bey bu süreçte ne kadar müdahil? Çünkü taraf iki tane. Biri çıkıyor ben ibra etmeyeceğim diyor. Mesela o arkadaşın hatta bilgisini de şöyle söyleyeyim mesela. Daha önceki yönetim demeyelim de muhalif listedeydi kişi. Hani ikinci bir liste çıktı. Biliyorum. O kazanamadı ya. O kişi de biliyorsun sen. Evet. O kişiye de söyledim. Çünkü niye diyeceksiniz? Ben öyle karışık kuruşuk işleri beceremem. Ama net konuşurum. Allah'ın rızası neredeyse ben oradayım. Bunu da herkese de söylüyorum. Huzurunuzda söylüyorum. Bu memlekette eğer bir şey yapıldı da üstü kapatılacaksa biz yokuz. Ama iftira atılıyorsa yine yokuz. Neticede karar nasıl verilecek? Genel kuruldan herhalde 1-2 gün önce bu iş belli olur. Mali genel kuruldan. O gün de göreceksiniz, bugün de göreceksiniz. O gün söylediğimizde, bugün söylediğimizde aynı olacak, göreceksiniz. Yani. Farklı bir açı. Şimdi kendi milletvekilinizin çok ciddi iddiaları var. Siz abi kendi milletvekili yok. Söyledikleri arasında siz tartın, çarpın, bölün. Kiminki doğruysa ona karar verin abi. O milletvekilimin söylediğinde bir şey yok ki. Şunlar var diyor. Evet. Değil mi? Evet. Müfettiş raporlarını söylüyor. O zaman benim söylediklerimden herhalde bir şey anlıyorsunuz siz. Hayır, müfettiş raporlarından bahsediyorsunuz. Biz anlayamıyoruz, yorumlayamıyoruz. Ben müfettiş raporlarını elime alıp okumuş değilim. Benim öyle bir kabiliyetim yok. Ama müfettiş raporları benim elime gelir okursam
Tabi okumadan niye böyle bir ön yargılı siz? Bir dakika, ben ön yargılı değil. Allah'ın rızası neredeyse onu diyorum ben. Ön yargılı olsa yok, ben Ahmet'in yanındayım, Hasan'ın yanındayım derim. Öyle bir şey olur mu? Ön yargı yok bu işte. Ön yargı, özür diliyorum o zaman. No ya problem. Da bu raporları alıp görseniz ya da bir raporlara ulaşsanız da. Mahkemede kafanı yorma Doğan Bey. Çok sürmez. Ama mahkemeden önce siz... Yok işte... ben mahkemeden daha büyük değilim. Mahkeme kararını verir. Allah Allah. Kayseri 3-1. Çok ya, bu yayın çok kısmetli geldi. Mahkeme kararını verir. Biz ilk günkü açıkladığımız, bak bu yayın kayıt olsun. İlk günkü açıkladığımız yerdeyiz. Hiç farklı bir yerde değiliz. Ben zan ile hareket, bak ben zan ile hareket demem. Her konuda böyle mi yapacaksınız? Evet, her konuda böyle yapalım. Yani bir milletvekiliniz açıklama yapacak, arkasında durmayacaksınız. Arkası önü yok abi. Az önce dediniz ki şeyin arkasında niye durmuyor, önünde abi, arkası üstü sonu yok. Eğer bu Allah'ın rızasından daha üstün bir şey olabilir mi? Yok. Allah'ın rızası neredeyse ben oradayım. Milletvekili veya organ sanayi başkanı ne söyleyip söylemediğini hep beraber göreceğiz. Mahkemenin vereceği kararda. Peki. Şimdi ben desem ki şu mahkemenin kararı şu şekilde desem, çıkar evrakı diyeceksiniz. Ben çıkartabilecek miyim? Çıkartamayacağım. Çıkartamayacağım evrakla alakalı da nasıl bir yorum yapabilirim ha? Bu Mali Genel Kurulu'ndan önce herhalde bu mahkeme sonuçlar. Sonuçlandığı zaman benim hiç şeyim yok. Sonuçlanmaz herhalde. Zaten pandemiden dolayı mahkemeler çok doğru. Daha yeni başladı. 1 Temmuz'dan başladı. Yani sağlıklı çalışmıyor ki. Yok da 1 Temmuz'da yoğunluk var tabii. Yani 15 Temmuz'dan başlıyor. 1 Temmuz'dan başlıyor. Vallahi onu bilmiyorum ama. Ben 1 Temmuz diyebilirim. Skoru ben tahmin edemedim. Neyse, arkadaşlar gülüyor. Sen kaç demiştin ki abi? Ben tam tersini söylemiştim. 3-1 demiştim. Yok, sen aslında 3-1 derken yani Kayserispor 3, Azakefe'yi de soralım mı buradan? Tabii tabii, sor. Şeye girecektik. Azakefe'yi de soralım. Peki. O zaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda da seçim Azakefe var. Evet, evet. Dolayısıyla burada bak, Musa Soykar. Burada Soykar, taraf olmuyor diyorsun bak şimdi bak. Musa Soykar sizin meclis üyeniz. Evet. Dolayısıyla Mutlu Önal da şeyin kolyesinden MHP'nin meclis üyesi. Meclis üyesi. O Baki Bey'le resim verdi diye rahatsız olanlar oldu AK Parti cephesinden. Keşke resim vermeseydi ama Musa Bey de sizinle resim verdi. O zaman karşılıklı eşitlemiş mi oldunuz durumu? Listeyi vermiyordu. Siz de devreye girdiniz. Baki Bey sizden... Orada hakkı teslim edelim. Baki Bey meselesi değil bu iş. Bak burada sorduğunuz için teşekkür ederim. Burada bir baba it varsa hiç kusura kalmayın. Musa Soykarcı'dır. Bak altını çiziyorum. Bir baba it varsa Musa Soykarcı'dır. Şaban Şoprol değildir. Ben kendime bir prim yapma sevdasına değilim. Musa Soykarcı geldi bize. Bir de partide ben bir adet edindim. Tek görüşmeyeceğim abimle. Musa Soykarcı başkanımız geldiğinde bizim genel sekreterimiz Vedat abi var. Vedat Arkan abi. Evet. O vardı. Teşkilatımızdan bir iki arkadaşımız vardı. 3 veya 4 kişi görüştük. Hani size göre içeride gizli oda var, işte bilmem bir şey var falan diyoruz. O odada görüştük abi. O odada görüştüğümüzde Musa Soykarcı başkanımız aynen şöyle söyledi. Başkanım, bu süreçte biz ittifakımız zarar görmesin diye Mutlu Önal beyefendi aday olmak istiyor. Yalnız tüzük gereği aday olamıyor. Çok tüzüklerini bilmiyorum ne oldu. Tüzük gereği aday olamıyor. Ben şunu yapacağım dedi. İşte varsa bir sıkıntısı söylesin. Ben dedi tüzük değişikliğine gideceğim. Bunu teklif edeceğim. Mutlu Önal'ın aday olmasın yolunlaşacağım dedi. Bana yakışan budur dedi. Bu da Türkiye, Kayseri'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür dernek ve federasyonlardaki yapılan seçimlere belki de örnek teşkil edecek bir uygulamadır. Ve kendisini buradan tebrik ediyorum. Şimdi biz burada işte o gelmesin, öteki gitmesin, öteki aday olabilmesin, olamamasın. İşte siyaseti karıştırmamak lazım. Hani siyaset karışmış gibi, işte biz karışmışız gibi vesaire konuşuluyor ya. Evet. Siyaseti karıştırmamak lazım. Bunu söyleyecek Kayseri'de de Türkiye'de kaç tane babayı çıkar? Musa Soykarcı, buyur. Güzel bir davranış. Yani bunu ben şaşırdım açıkçası. Hatta daha ileri gittik. Kendi talep ediyor, kendi söylüyor. Bir şey daha söyledi. Bu liste mevzusu var ya, hep olurdu ya işte eski seçimlerde. Liste verilmez, kapının arkasına, kalenin kapısının arkasına asılıp kale açıldı mıydı, arkada kalır, kapandı mıydı, içeride kalır falan. O moddan çıktı. Listeyi de veririm başkanım dedi. Ben talep etmedim kendisine. Geldik şimdi. Bu Milli Eğitim Bakanımızın Kayseri ziyaretinde bir akşam yemeği verdi bir sanayicimiz. Orada Sayın Baki Ersoy, Serkan Tok Başkanımız, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, bizim değerli milletvekilimiz İsmail Tamer vekilimiz. İşte o gün tekrar geçmiş olsun diyoruz. Taner Yıldız Bakanımız ayağını incitmişti. O orada değildi. Vesaire. Aynı masa etrafında böyle denkte geldik yani şöyle de. Konuşurken bu mevzu açıldı. Yani bu önümüzdeki dönemde ASKF'nin Amatör Spor Kulüpleri ve Federasyonu seçimi var. Bu konuyla alakalı Mutlu Önal aday olamıyor. Kongreden önce tüzük değişikliği olmazsa dediler.
Ben dedim Musa Başkan'la görüştüm. Kendi teklif etti. Bak kendime prim yapmak için söylemiyorum. Kendi teklif etti. Kendi dedi ki ben tüzük değişikliğine gideceğim dedi. Hatta dedim bir dakika. Bir arayayım da ben yanlış anlamış olabilirim. Aradık. Yok başkanım ben sözümdeyim dedi. Sonrasında kendine teşekkür ederim. Bunun önünü açtı. Niye? Çarpışmak, sataşmak, işte basın üzerinden laf göndermek Kayseri'ye özgü bir şey değil. Burada önümüzdeki süreçte bir seçim var. Sonra Mutlu Bey geldi. Mutlu Ünal Bey'le de biz partide görüştük. Kendisi bir şey anlattı. İşte bu süreçte işte şöyle şöyle olacağını, şöyle şöyle bir şeyler yapacağını söyledi. Onları dinledik. Hatta bizim amacımız da şu, Cumhur İttifakımıza zarar gelmemesi için her türlü hamleyi yapmaya biz hazırız. Listeyi de Vedat Arıkan'la beraber Serkan Tok Başkanımıza gönderdik. Listeyi de kendilerine teslim ettik. Şimdi eskiden liste savaşları yaşanırdı, elhamdülillah o yok. Aday çıkmasın diye kongrede tüzük değiştirilmezdi, o yok. Ama sonuçta nereye varır bilmem. Biz birinin arkasında mıyız? Biz burada eğer birinin arkasında veya önünde olacaksak ki hep şunun önündesiniz, şuna işte şöyle yapıyorsunuz falan gibi söylemler çıkıyor. Bizim biraz günahımızı alıyorlar. Tamamen şeffaf yönetim, şeffaf seçim sağladığı için ben Musa Soykarcı Başkanımıza buradan Türkiye'ye örnek olduğunu teşekkür ederim. Yani birilerinin arkasında durmak neden ters bir şey de değil herhalde. Yok ben şöyle söyleyeyim. Birinin arkasında durmak o adamın açıkçası ben Musa Soykarcı'nın bu hamlesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani kimsenin bizim siyasi partimizin gücüne ihtiyacı yok. Herkes ayağın üstünde. Ama siyasi partide bu işi şeffaf götürdüğü için de teşekkür borçludur yani kendisine. Peki. Başkanım biraz önce dediniz arada aslında bize de şey yaptınız, gönderme yaptınız. Geldi mi? Geldi, aldım ben onu. Şu il başkanlarını gizli odaya alıyor musunuz arka tarafta? O odanın adı aklıma gelmedi abi. Diyordunuz ya o odaya. Kozmik oda. Ha Kozmik oda. İl başkanlarına da il müdürlerine. İl müdürlerine, özür olsun. Şimdi abi açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz tabii burada kimseyi kozmik odaya alma durumumuz yok. Yalnız işte misafir geldiği zaman, üst üste çok misafir geliyor. İşte özel görüşeceğimiz zaman içeri alıyoruz. İçeri almamızda bir efsunlu bir durumu var. İçeride ne konuştuğumuz zaten anında dışarıda. Odada dinleme cihazım var, anlayamıyorum ben. Çıkan, ne konuşuyorsak dışarıda. Çıkan hemen telefona sarılıyor. O arayabilir tabii, çok normal. Herkes şeyini araması lazım tanıdığını. Bağlı olduğunu. Tabii tabii. Şimdi burada biz konuştuklarımızı tüm müdürlerimiz bağlanıp söylenebilir. Biz çok müdürümüzle görüşüyoruz. O gün 3 tane müdürümüzün fotoğrafını çekti. Yalnız fotoğraf çekmeden önce de sorduk İsmail abi. Ama orada fotoğraf evet sormuşsunuz. Çekmeyin diyemedik diyor. Dilsin canım ağzına dili yok diye de çekmeyin sonuçta desin. Sonuçta paylaşılmak o zaman peki olmuşlar. Çekmeyin diyen il müdürümüze bir zahmet sorun. Soruyor. Peki biz bu sosyal medya hesaplarına bakın. Kendilerine gittiğimiz zaman onlar niye çekip de fotoğraflarını sosyal medyaya koymuşlar? O biz oraya gidince ayıp değildi. Onlar bize gelince mi ayıp oluyor? Biz gittik. Hepsinin var sosyal. Hiçbir şey gerek yok. Yani ispatı çok mümkün. Tüm seyircilerimize buradan rica ediyorum. Biz kendilerini il müdürlüklerini ziyaret ettik. Güzel çikolatamızı aldık gittik. Orada çektiler sosyal medyada ama il müdürü siyasi partinin il binasına gelince ayağına gelmiş oluyor. İl başkanı da ufak tefek işte neyse Cumhurbaşkanı temsilcisi şeye varınca il müdürünün ayağına varınca hiç ayağına gitmiş olmuyor. Bu iş ayak mayak işi değil. Bu iş tamamen istişare işi. Konuştuklarımızı açın sorun. Kimseye ağdalı, delmeli, takmalı bir lafımız yok. Net, bildiğimizi net olarak kendisine söylüyoruz. Artı o görüşmelerden bir tanesini biz talep etmedik. Kendi il müdürümüz talep etti. Ama daha önceden kabul etmemişsiniz. Şimdi abi kabul ederiz etmeyiz. Bizim de güttüğümüz bir siyaset var yani. Çok da böyle. Bak ben her şeyi biliyorum değil mi? Yani hepsinin haberi var. Tabii seninle konuştu. Sen konuşunca kiminle konuştuğunu sordun. Ondan sonra konuştuğu adamlarla alakalı bilgim var. Yalnız bizim de bilmediğimiz zannetme. Biz de ufak tefek işleyebiliyoruz. Şimdi kim aradı, kim aramadı bilmem. Yalnız şöyle bir şey var. Biz eğer burada il müdürlerimizle, siz de manşet yaptınız hatta Allah razı olsun. Park'tan buluşacaktık yani. Ama bundan sonra devam edeceğiz yani. Böyle bitmez bu iş. Niye nasıl kesildi? Bitmez? Nasıl kesildi? O araya bir soğukluk girdi. O ya toplanınca baskısına... niye toplandığı soru İsmail Hayır, kamuoyu baskısından. Kamuoyu baskısından. Ben şöyle söyleyeyim. Siyasilerin, vatandaşlarımızın bir baskısına maruz kalmak. Ben de öyle biliyorum. Ama gazeteci veya basın mensupları bu süreçle alakalı bir şey var. Yani böyle gündeme getirmenin verdiği bir haber değeri var. Şimdi ben alışılmış bir il başkanı değilim.
bizim de tarzımız bu işte. Peki bu il müdürleri, görüşme yaptığınız il müdürleri makamlarındaki yerlerini koruyacaklar mı? Bu görüşmeden nasıl geçti? Abi il başkanı bile kendi yerini koruyamayabilir. Ama kendilerinden çok emin olan il müdürleri var. Zaten en tehlikelisi kendi yerinin çok sağlam olduğunu düşünen adam çok tehlikelidir abi. Niye biliyor musunuz? İnsan kendini çok güvende hissettiği zaman sıkıntıya girer. Yani sizden sonra görüşme yaptıktan sonra siz gerekli uyarılar yaptıktan sonra arayıp da kendi üst birimlerini veyahut da siyasetten yakın bulduklarıyla yapılan görüşmelerde sana görüşün bir şey olmaz. Görüşün abi, ben şimdi GSM operatörü müyüm, kimin neyle görüştüğüne karışayım. Ama diyorsunuz ki istedikleri de görüşebilir. İstediği görüşebilir. Biz şöyle söyleyeyim. Biz tekrar söylüyorum. Eğer yanlışına veya herhangi bir farklı bir durumuna şeysek, şahit olduysak bizim elimiz armut toplamıyor. Elhamdülillah genel merkezde bir karşılığımız var. Bunları iletme şansımız var. Ancak her görüştüğümüz il müdürde tayin olacak diye bir şey yok. Yani biz o zaman... Değişecek il müdürü var mı yakında mı? O da bilir abi yani. Bir Murat Bey herhalde belki rotasyon İstanbul İl Müdürlüğü için o bir kamuoyu oluşturuluyor diye bir duyumlarımız var. Doğru mu bilmiyorum. Uzun süredir konuşuluyor, evet. İstanbul için konuşuluyor. Ama onun dışındaki il müdürleri sanıyorum belki yerini koruyacak gibi siz görüşme yapsanız da. Değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz burada şöyle bir algı olduysa da yanlış olur. Yani biz yerini sağlamlaştırmak veya yerini korumaması için bir görüşme yapmış olsak niye biz açıktan yapak ki? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bir il müdürü partiyi ziyaret edecek, Doğan Havru'nun haberi olmayacak. Mümkün mü? Biz sizden önce afiş ettik ya. Dedi ki şu il müdürümüze görüşüyoruz. Bu aslında yorulmayın teşekkür edilmesi dediniz. Gereken bir durum. Yorulmayın dediniz yani. Evet, şu anda 14. sıraya yükseldi. Kayserispor 3-1 yenerek bizim Mehmet Sevenay kardeşimiz mesajda bildirdi efendim. Her son dakika haberde siz verecek değilsiniz. İşte biz verdik. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Başkan, özellikle bu proje okulların müdürlerinin değişimi konusunda şeyler var, değişiyor. Mesela Osman Ulubaş Fen Lisesi'nin müdürü İsmail Kaya herhalde 4 yıllık süresi uzatılmıyor. Yine Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Abdülvahap Gökalp ve Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi müdürü Mehmet Aksoy'un görev süreleri uzatılmayacak. Ankara'ya da başka isimler bildirilmiş. Mesela bu Ulubaş Fen Lisesi, Osman Ulubaş Fen Lisesi'nden bir çocuğumuz Türkiye ikincisi oldu. Başarılı bu il müdürlerin görev süreleri neden uzatılmıyor? Size bir haber değeri çok yüksek olan bir şey söyleyeyim ben. Nedir o haber değeri yüksek olan derseniz? Şimdi bu Osman Ulubaş'taki hocamız tarihçiymiş. Nitelik tutmuyormuş. Ama şöyle 01.09.2016 tarih 29.818 sayılı resmi gazetede yayınlanan. Ben numaralardan pek anlamam. Yönetmeliğe göre bu 3 müdürün 4 yılını yani başarılı olan okul müdürleri yoluna devam edebiliyor. Şimdi bizim kız mesaj atmış da ona biraz şey yaptım. Şimdi özellikle burada şunu söyleyeyim. İlginçtir. İlk defa söylüyoruz. Yönetmelik Açık Fen Lisesi'ne diye belirtti arkadaşımız. Bu konuyla alakalı sorunun cevabı olarak. Ben mesela geçtiğimiz üst kimya, fizik, matematikçi lazımmış. Biliyorum, onu biliyorum. Ama ana kriter de olması gerekiyormuş. Evet. Ana kriter başarılı olan il müdürleri, okul müdürleri görevine devam ettirilebiliyor. Başarılı olduğu kanaati sizde oluşuyor olabilir de belki Milli Eğitim'de oluşmuyordur abi. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Çok ilginç bir şey söyleyeyim yani mesela. Türkiye ikincisi çıkan bir yok. Hocam mı çıkartır acaba? Peki. Peki ben bir şey söyleyeceğim ama dur üstünü kapatma. Şimdi bundan bir süre önce beni bir okul müdürü aradı. İlginçtir. Anlattı kendisine. Çok ilginçtir yani. O kriter yok, başarı ölçülmüyor. Yani bu alanında olması gerekiyor. Başarı toplumsal bir yani. Milli Eğitim'den mi geliyor mesaj o bilgilendirme mesajı? Bizim arkadaşımız yok. Bizim teşkilattaki arkadaşlarımız atıyorlar. Milli Eğitim Müdürü benim memurum değil ki. Bu bilgi yok, bizim arkadaşlarımız yok. Mesaj gibi. Yok, Allah razı olsun. Teşkilatımız güzel çalışıyor. Sistem iyi çalışıyor. Sistem güzel. WhatsApp gruplarımız var, oradan yapıyoruz. Bitti mi diyeceğim dedirttim Doğan Bey'e. Şimdi bir okul müdürümüz beni aradı. Ben de telefonu kayıttı. Daha önce görüşmüşüz herhalde. Ben de Allah'a kim arası kaydediyorum. Zaten telefonun hafızası geniş biraz. Kaydettiğince problem olmuyor yani. Beni aradı. Anlattı. Kendi başarılarından bahsetti falan. Bu saydığınız okullardan bir tanesinin müdürü. Dedi ki ben dedi istersem Cumhurbaşkanı ulaşabiliyorum dedi. O zaman dedim il başkanı ne hüneri olabilir ki? İl Cumhurbaşkanı ulaşabiliyorum ben dedi.
Ben de kendisine dedim ki yani o zaman il başkanı kim ki dedim yani. O saydığınız isimler olamıyor dediğiniz isimlerden bir tanesi. Kendi keşke Cumhurbaşkanı ulaşsaydı. Çok ego yüksek olanlar var içinde. Açık söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Kayseri'deki bir lisenin, okul müdürünün tayiniyle yani bilmiyorum da ben çok anlamlandıramadım. Bu anlamda memur seninle de bir sıkıntınız var mı? Memur seninle yani ne açıdan sıkıntımız var? Yani mesela memur sen eğitim bir sen ya da söyleyelim memur sen. Bu atamaların yani bu müdürlerin göreve devam etmesini düşünürken siz değiştiriyorsunuz. Bu açık ve net bir şekilde. Yok, bu dediğiniz isimlerin değiştirilmesi bizim şeyimiz değil yani burada. Nasıl söyleyeyim? Sizin talebiniz değil. Yok, onu demeydim. Şimdi burada sendikanın farklı bir talebi yok yani. Sendika da benzer düşünüyor. Biz burada mesela bahsettiğiniz sendikamızın başkanıyla biz geçtiğimiz hafta mı, ondan önceki hafta mı görüştük? Sürekli görüşüyoruz. Yani aynı düşündüğünüz kanısında değil. Şimdi bak zaman zaman aynı şeyi düşünmediğimiz olabilir. Ama şu ara özellikle bu dönemde hemen hemen birçok yani %80 civarında diyelim oranı ölçmedim ama 4'te 3 nispetinde söylediklerimiz örtüşüyor. Artı biz sendika başkanımıza da buradan özellikle bir borcumuz vardı. Ziyaret edeceğimizi söyledik. Orada yalan çıktık. Kendisine ziyaret edemedik. Çok yoğun bir gündem oldu. Kendisine ziyaret etmediğimiz için, bir arada fotoğraf vermediğimiz için ciddi manada siz bunu düşünmekte haklısınız. Aranız mı bozuk diye. Hiç kimseye aramız bozuk değil. İsteyen istediği şekilde bağlanabilir. Ama bu söylediklerinizde sendikadan çok farklı değil yani bizim şeyimiz. Peki. Başkanım, Doğan Bey sorun yoksa ben devam edeyim. Devam edeyim ben. Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çok fazla eylem taksiciler var, ötürücüler var. Yahyalı'da da oldu. Bu taksilerin yani aynı şeyde Yahyalı'da da mı taksi taksiciler biz orayı ziyaret ettiğimizde şunu söylediler. Bir taksici abimiz geldi dedi ki başkanım bizim taksimizin rengi sarı mı koyu renk sarı mı bir şeye çevrilmesi gerekiyor. Bu konuda şu kadar masraf gidiyor. Bize bir müddet süre verseniz dediler. Birkaç taksici geldi. Orada konuşuldu. Tamam bir müddet süre verdiler diye biliyorum. Buradaki durum da buna benzer diye biliyorum. Bu eylemler çok normal, çok ciddi manada. Ama önceden böyle eylemler olmuyor. Olur, niye olmasın? Traktörü çek, adam şey traktörü çekti getirdiler. Mustafa Çelik zamanında da oldu. Başkan oldu. Başkan zamanında oldu. Öyle mi? Mustafa Çelik zamanında olmadı. Onu ekmekçiler protesto etti. Ekmekçiler oldu, fırın açtı diye. Fırın açtı tabii. Olur ama burada önemli olan onların sorunlarını ciddiye alıp çözmek. Mustafa Çelik'le görüşüyor musunuz? Tabii. Ne zaman görüştük? Yani yeni partiyle ilgili bir o zaman teması yoktu, öyle beklemiyorsunuz. Ya biz onun için görüşmüyor ki. Biz eskiden bir samimiyetimiz var, dostumuz var. Geçen şeyle görüştük. Sayın Bakan buradayken, Hulusi Akar Paşa buradayken iki gün süreyle görüştük. Sık sık da görüşüyoruz. Hulusi Paşa geldiği zaman Mustafa Bey protokolde geliyorum. Karşılamada oluyor. Protokolde yeri oluyor mu eski il başkanları? Nasıl protokolde yeri yoksa da ben Sayın Başkanım siz şöyle geçin diyorum. Sizin kontenjanınızda. Her, yok kontenjan diye bir şey yok. Benim yapım böyledir. Fotoğraflara bakın hiç ortada durmam ben. Hep kenarda dururum. Niye? Ya ne olur ki benim baştaki adam daha çok gözüküyor. Ortadaki adam seçemiyor. Ama bu protokole uygun değil. Ya ama abi, protokol dediğin ne ki? O zaman Cahit Bey'i de çağırın. Yok ben mesela Cahit daha çok güzel, çok güzel. Cahit Başkanı'na çekilmiş fotoğraflarımız da var. Evet, ben il başkanı olduktan sonra normalde il başkanı nerede olur? Ortada olur. Cahit Başkanı ortaya getirdik. Niye? Benim öyle bir yapım yok. Protokole uymuyorsa da uymasın İsmail abi. Ne olacak ki? Bu sicil affı ile ilgili esnaflar yazıyor. Sicil affı ile ilgili bir çalışmanız var mı? Sicil affı aslında bununla ilgili oda başkanları konuşması gerekiyor ama oda başkanları konuşmuyor. Sicil affı ile alakalı bir çalışma bir müddet önce gündeme gelmişti. Şu anda bu konuda ciddi manada bize de talep geliyor. Bu mutlaka size Kemal Erçalık Başkanımız yazmıştır. Yok. Yani yok diyeceksin tabii. He diyecek diyeceksin. O yazmıştır nedir diye. O bana da söylüyor, size de söylüyor. Sicil affı ile alakalı vatandaşlarımızın mesela bu çek yasasından dolayı hapse girenlerle alakalı sıkıntılar oluyor. Bunları bilmiyor değiliz ama bir zaman alacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte inşallah hepsi genel merkezimize ulaşıyor, haberdarlar. Süreçten habersiz değiller. Tabii ki esnafımız ne kadar mutlu olsa siyasetçi olur, mutlu olur diyorum ben. Bu, özür diliyorum. Bu halı sahacılar çok yazıyor. Halı sahalar açılmamış. Doğru. Düğün salonları her yere açıklıyor. Şimdi, futbol maçları oynanıyor. Bizim sahadaki maçlar. Ben de diyorum ki orada para var. Sizin orada halı sahada. O ücretsiz mi oralar? Onlar kendi... Halı sahacılar burada haklı. Niye haklı? Aşağı yukarı açılmayan bir tek halı sahacılar kaldı. Onda da işte çok ter atılıyor vesaire gibi teknik bir açıklaması var ama. Ona da uğraşıyoruz. İnşallah yakın zamanda o açılacak diye murat ediyoruz. Düğünler de açıldı. Orada da ter atılıyor. Geçen şey geldi. Düğün deyince abi bu düğün organizasyonu yapan
3 firma geldi. Daha doğrusu bir dernekleri vardı. Dernek başkan, genel başkan yardımcısıyla beraber geldiler. Ali Koray Bey. Evet. Onların şöyle bir talepleri vardı. Çok ilginçtir ama. Düğünlerde işte eşit davranılacak mı? Diğer düğün salonlarında birinde oynama yapılır da bir diğerinde oynama yapılmazsa vatandaş ister istemez sizi değil burayı tercih ediyor. Böyle bir kaygıları vardı. Orada bu süreç bir başlasın. Haksızlığa uğradığınıza inanıyorsanız lütfen bize haber verin. Biz de gereken mevzilerine görüşelim dedik. Henüz daha bize dönüş olmadı. Biz de ilk düğüne cumartesi günü gittik. İki tane düğünümüz vardı. Bir tane de cuma, iki tane. Bir tane de cumartesi vardı. Tabii biraz daha dikkat edilmesine büyük fayda var düğünlerde. Çok fazla açıkçası korona noktasında çok dikkatli davranılmıyor. Sosyal medyada da çoğaldı. Sosyal medyada çoğaldı. Bu da yayınlanınca işte dikkat. Orada olmuyorsa burada olmuyor falan. İşte isterseniz de Kayseri'nin karnesi biraz yukarı doğru gidiyor. Evet. Sayın Nusra Sekin'in bakanlık konusunda bir şeyiniz var mı, beklentiniz var mı, olacak mı, kulağınıza duyum geliyor mu? Şimdi İsmail abi bundan bir süre önce hepimizin bildiği gibi bir liste yayınlandı. İşte bunlardan bir tanesinde de Sayın Haseki Bakanımızın Tarım Bakanı olduğu ile alakalı, evet, bir liste yayınlandı. Bu görüşmeler sırasında bizde böyle bir bilgi yok. Yalnız olur mu deseniz, Tarım Bakanı mı olur, başka bir bakanlık mı olur bilemiyorum ama Kayseri'de mutlaka bir kabine değişikliği olacaksa benim şahsi kanaatim mutlaka bir bakanlık olur. Evet. Niye diyeceksiniz? Kayseri bu işi hakkıyla hak ediyor. Hakkıyla yerine getiriyor ve fazlasıyla da hak ediyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir kabine değişikliğinde olursa Kayseri mutlaka yer alır diye düşünüyoruz. Ama geçtiğimiz günlerde o yayınlanan listenin fake olduğunu anlaşılması çok uzun sürmedi. Evet. Çünkü orada bakanlıkların isminde yanlış yazılanları vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ayrı ayrı yazmışlardı. Bu yeni partiler konusunda güzel. Sizi etkiler mi Kayseri'de? Güçlü bir isim çıkarsa nasıl bir yol izleyeceksiniz ya da AK Parti'de siyaset yapmış önemli bir isim yeni özellikle Deva Partisi'nde karşınıza çıkarsa nasıl bir yol izleyeceksiniz? Abi şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı karşımıza. Çıkacak. Ya olsa çıkardı diye düşünüyorum ben. Çıkmayacak anlamına da gelmez. Çıkar da işte güçlü bir isim diyorsunuz da mutlaka biri çıkar da güçlü bir isim mutlaka duyulur. Hmm. Ben duymadım şimdiye kadar. Ha, olur mu? Olabilir. Kavaktan yukarı yol gider ama Kayseri üzerinde soruyorsanız, Türkiye genelindeki olay tabii biraz daha böyle üst seviyeden yorumlanması gereken bir olaydır. Ama Kayseri üzerinde sorarsanız, Kayseri'de şu anda açıkçası ciddi manada AK Parti'nin bir gücü var. Zaman zaman işte ister istemez vatandaşımız bizden talep ettiği şeyleri yerine getiremediğimiz için belki kızgınlıklar olabilir. Hı hı. Ama samimiyetimize karşı bir şüphe oluşmaması bizim en büyük temennimiz. İşte son dönemde bazı İşte gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışlardan dolayı bize bir tepki oluştu bunu. Yadırgamamak lazım. İşte baharat, bakliyat dedik mesela. Bakliyat da fiyat artsa %40-50'yi buldu. Allah çok versin, geçinmek çok zor. Yani şimdi tutup da hiçbir şey olmamış gibi davranmak yanlış olur. Burada işte malın fiyatı artırılıp irtikaf yapanlara da Cenab-ı Allah ahiret hesabını sorar. Sonra ne oldu da bu malların fiyatları normale yakın gelmeye başladı? İşte %40-50 zam yaptınız. Bunlardan dolayı vatandaşın tepkisi olabilir. Ancak şu bir gerçek. Halen ve önümüzdeki süreçte şunu gösteriyor ki Türkiye'de en büyük parti AK Parti. Bundan sonraki süreçte olmaya devam edecek inşallah. Tabii partiler kurulunca yönetimi nasıl olur, söylemleri nasıl olur, neyi bizden farklı yapacaklarını, ne söyleyecekler, onlar önemli. İl başkanı burada önemli midir? Tabii ki önemlidir. Hı. Şimdiye kadar ben herhangi bir il başkanının isminin geçtiğini duymadım. Bundan sonraki süreçte bahsettiğiniz işte kurulan bir parti var. O partinin işte yeni tabelası asıldığını duyduk. Ama yönetim şekillendi mi, onaylandı mı, onaylanmadı mı biz de basından okuyoruz. Önümüzdeki süreçte ne gelir ne götürür bilmiyorum ama çok büyük bir sessizlik var. Bu niye delalet? İşte yönetim oluşturmak da zor yani, kolay değil. Çünkü siz buraya il başkanı çağırdığınızda yönetimizde kimler var diye soracaksınız. Ne? A, B, C, D, E. İşte bunun Kayseri, tamamı Kayseri'nin yerlisi diyecek Doğan Avuş. Halbuki tamamı Kayseri'nin yerlisi olmadığı gözükecek. Bakalım bakalım ne olacak? Şaban Bey il yönetimini önümüzdeki kongrede nasıl oluşturacak? Hep yerlilerden mi oluşturacak yoksa köylülere yer verecek bakalım mi? Doğru mu başkanım? Nasıl, şemayı nasıl oluşturacaksın? Yani evet, şimdi şöyle yüzde... Alacak gelmiş Kayseri'de bir tablo var. Yani bir çemberin içerisine, o çemberin içine kolay kolay girmek zor diye bir algı var. Evet. Bakıyorsunuz babası gittiyse oğlu gelmiş, oğlu yoksa torunu gelmiş bir o şekilde. O sizin dediniz milletvekilliğinde. Olsun, bunda da sirayet ediyor. Meclis üyeliğinde de sirayet ediyor. Olmaz olur mu abi? Yani siz bunların hep bu yapıyı değiştirecek misiniz? Tüm Kayseri kucaklayacak. Şimdi ben o kadar kapasiteli bir adam değilim. Ben biraz önce bir şey demiştim. Yok. Bostan korkuluğu değilim demiştim. Şimdi bak, tüm yapıyı değiştirecek misiniz? Çok acayip bir şey bu. Şimdi bir insan düşünün, tüm yapıyı değiştireceğim diyorsa. Ya hangi yapıyı değiştireceksiniz? Çok güzel.
Şimdi vatandaşın en çok şikayet ettiği nedir abi? Bir. Ulaşamamak belki. İşte ulaşamama noktasında ben katılmıyorum. Siz vatandaş ne diyor size? Bizim dediğimiz vatandaşın en büyük söylediği şey şu. Bir, iş. Evladına iş arayan insan buna iş bulunması noktasında bizden yardım bekliyor. Yalnız hep beklenenler, sözümüzün başında söyledik, belediye, KASKİ, elektrik şirketi gibi yerlerde istiyor. Buralarda doygunluk var. Biz eğer bu süreçte o vatandaşı kırmadan, dökmeden, oradan alacağı maaşın biraz daha üzerinde bir maaşla sanat edinebileceği, meslek edinebileceği bir yere yerleşmesini temin edebilirsek hem sanayiciden oy alırız hem vatandaştan oy alırız. Ama bunları temin edemezsek ciddi manada bizim vazifemiz bu değil. Ama vatandaş bizim vazifemiz olarak görüyor. İkincisi, ilçe başkanlıklarıyla alakalı hep şahit oldunuz. Yapıyı değiştirmemize gerek yok. Kim ne istiyorsa geldi görüştük. Hepsiyle görüştük. Yönetime girmek isteyen adamlar da eğer standartlarımız, işte bizim belli kriterlerimiz var. O kriterlerimiz uyuyorsa biz adamı niye yönetim alalım? 50 kişilik yönetimimiz var zaten. 10 kişi olsa da işte sen ben bizim olan olsa. Sonra tüm ilçeleri etkisi altına alabilecek demografik yapıya yatkın insanlar almamız lazım. Almazsak oy alamayız zaten. Diyorsunuz ki ben öyle bir yönetimi şablonu oluşturacağız. Herkesin kucaklayacak, herkesten de takdir toplayacak. Ya bu çok standart bir söylem oldu ama. Evet, değil mi? Değerli başkanım, kongreler de ne zaman yapılacak? Bir 5 Eylül, 10 Ekim, 17 Ekim. Net 5 Eylül, evet tabii. Biz genel merkeze sunduk, o onaylandı genel merkezden. Şimdi 17 Ekim'de inşallah şey olacak. Evet. Melek Gazi'de bitecek. Dışarıda yapacağız. Dışarıda yapacağız. Tabii. Şimdi kapalı alanlarda yaparsak bu korona süreci sıkıntı oluşturabilir. Dışarıda yapınca da şey olacak yani, açıkçası içerideki coşku daha fazla oluyor ya, nasıl olacak bakacağız işte. İnşallah. Sorunuz yoksa başkanımızdan son sorularını yok, alalım. Sorum yok. Değerli başkanım. Buyurun. Bir arkadaş yazmış yorumların altında. İsmail Bey'in yorumları okuyor, okudukça başkanımızın arkasındaki dağ gibi gençlik görüyor diye. Oradan ne yapıyormuş gençliği? Gençliği görüyor diye bize mesaj göndermiş. Ama 2600 yorum yapmışlar. Maşallah. 276 beğeni var. 126 kişi de paylaşmış. Maşallah. Çok değil ama kusura kalma. İstenince bu kadar oldu yani. Abimiz yüksek. Değerli başkanım, gerçekten güzel bir program oldu. Bütün sorular içtenlikle, samimiyetle cevap verdiniz. Tabii ki önemli olan Kayseri'ye yapılacak olan yatırımlar ve hizmetler. Siz de bu anlamda doğru bildiklerinizi söylediniz. Bostan korkulu değilim ama kendi kurallarım, kendi prensiplerim, sistemlerim var diyorsunuz. O çerçevede bir beklentim yok. Kimseye de böyle bir yere geleyim diye eğilip bükülmem. Evet, bir anlayışınız var. Aynen, evet. Son olarak... İyi özetledi değil mi İsmail abi? Evet, tam çok güzel kıvamında söyledi yani. Çok güzel, dinlemişim değil mi? Çok İyi dinlemiş, çıkarttım. Evet, yani. Çok güzel. Evet. Bir ara uyuyorsunuz zannettim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yaklaşık 2 saat 10 dakikadır birlikteyiz. Efendim, öncelikle bizi sabırla dinlediğiniz için, yani açıkçası dinleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 2600 yorum yapılmış. İsmail abiye göre birden fazla yorum yapan insanlar var. Olabilir, sevgiselidir. Çok normaldir. Bizim de yapımız, karakterimiz bu. Son dönemde özellikle neler yaptınız derseniz, açıkçası biz son dönemde korona bize nasıl yaradı? Onu bahsedeyim. Onu sormadınız ama ben bahsedeyim. Şimdi korona sürecinde 171 bin tweet diyorduk ya, yanlışmış rakam. 185 bin 400 tweet atılmış. Genel merkezde herkesin haberdar. Bazı illerimizden bizi arayıp bu işle alakalı bizden destek isteyenler oldu, bir. İkincisi, geçtiğimiz günlerde biz şu anda belediyelerimizin yaptığı çalışmaları sosyal medyada kendileri değil, bizim daha aktif nasıl tanıtabiliriz diye bir sorduklarınıza bir ne diyor, infografik falan diyorlar ya. İşte böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız bir 38 saniyelik bir video hazırladılar. Bu videoyu da sosyal medya hesabına sponsorlu girmedik. Herhangi bir reklam çalışmamız olmadı. 265.500 küsür erişim olmuş. Bu Kayseri'de çok sık rastlanan şeyler değil. Bu süreçte emeğe geçen teşkilattaki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Süleyman Karaküse Başkanımıza, Murat Yıldız Başkanımıza özellikle bu süreçte ciddi manada emek göstermelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Ciddi manada biz bir ekibiz. Doğan Bey'in söylediği gibi bizim evet WhatsApp gruplarımız var. Yadırgamıyorum. Çok doğru. İyi ki var. Yani insanınız olacak ki WhatsApp grubuna yazacaksınız. İnsanınız yoksa kendi kendinize mesaj atarsınız. Evet. Dolayısıyla tüm mahalle başkanlarımıza kadar şu anda tüm mahalle 714 mahallemiz var. 714 mahalle başkanımız sürece dahil ettik. Bir çalışma yaptık. Süleyman Bey ciddi manada bir çalışma yaptı. Tamamını dahil ettik sürece. Burada yapılan yayınları seyretme noktasında, yorum yapılması noktasında, destek verilmesi noktasında ciddi manada bir etkileşim yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu her ne kadar sahada olmaya devam etsek bile sosyal medyada olmadığın zaman sahadaki etkinliğiniz daha az oluyor. Bunu sağlamaya gayret ediyoruz. Burada da sizler teşekkür ediyoruz. Bizlerin
kendimizi ifade etme şansımızı veriyorsunuz. Sizin televizyonunuzda cidden seyredilebilirliği yüksek bir televizyon. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi biz istediğimiz kadar bunu söyleyelim. 126 paylaşım yapılabilmesi de seyredildiğini gösteriyor. Evet. Yani kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız. İsmail abi de bu arada zayıfladığı için teşekkür ediyorum. Daha önce geldiğimiz programlara göre zayıflamışsınız İsmail abi. Samimiyetle söyleyeyim. Öyle mi? Cidden öyle görüyorum abi. Uzun bir aradan sonra gördünüz ya. 6 ayda bir çağırıyorsunuz. Bizi çok tınmıyorsunuz da. Olsun biz de ne zaman çağırsanız geliyoruz. Diyeceğim de dedim İsmail abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Gerçekten samimiyetle içtenlikle sorulara cevap verdiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Amin. Allah razı olsun. İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün birinci gün programımızda gerçekten il başkanlığı süreci içerisinde çok farklı çıkışlarıyla, güler yüzüyle, sıcakkanlılığıyla Kayseri adına hizmet etmeye gayret gösteren AK Parti İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu Beyefendi'yi konuk ettik. Bütün sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Değerli başkanımıza bundan sonraki çalışmalarında, hizmetlerinde başarılar dilerim. Bir başka yayınımızda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.